Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, ev sahibi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut. Sayın Vekil Jale Nur Süllü. Programa hoş geldiniz hepiniz. Bizimle beraber sadece bu koca coşkulu salon yok, böylesi bir acı sonrasında acıyı omuzlamaya, birbirine destek olmaya, buradan etkilenen, depremden etkilenen bölgeye, oradaki vatandaşlarımıza sevgiyi göndermeye, aklımdasınız, gönlümüzdesiniz demeye gelen sizlerin yanında, ayrıca çevrim içi olarak bu programa katılanlar da var, onları anmak istiyorum. AB Bilgi Merkezleri aracılığıyla bağlanıyorlar. Çevrim içi izleyen 19 ilimizden kadınlar var bu toplantıda. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Trabzon, Denizli, Bursa, İstanbul, Kayseri, Edirne, Sivas, Kocaeli, Van, Antalya, İzmir, Konya, Samsun ve Ankara. Çevrim içi buradalar. Hoş geldiniz, sizler de sevgiyle selamlıyoruz Eskişehir'den. Değerli misafirler ya da değerli ev sahipleri, misafir benim İstanbullu olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz bir kere daha kutlu olsun. Ne mutlu bir mücadelede birbirine omuz verenlere, ne kadar çok kadın var içeride, hepinizin görünür görünmez bütün emekleri için elinize kolunuza sağlık, sağ olun. Kadın emeğini ve mücadelesini kutluyoruz bugün. Ama bir taraftan da dönük eksiklerimize bakıyoruz. Daha ne kadar yol yürümemiz gerekire bakıyoruz. 8 Mart öylesi bir gün. Hele Türkiye'mizde yürünecek çok yolumuz var bizim bu konuda. Dünyada cinsiyet eşitliği ile ilgili gerilerdeyiz. Maalesef Birleşmiş Milletler'in böyle bir arzusu var. Eşit bir dünyada bugün baktığınızda bu hızla böyle ufak ufak gelirken 300 yıla yakın bir süre ihtiyacımız var ki öyle de bir vaktimiz yok. Bu da demektir ki şimdi şu anda harekete geçmek gerekiyor. Bunun için neler yapacağız, bunu konuşacağız bugün etraflıca. Ayrıca dönüp Türkiye'ye bakacak olursak, sanatta, sporda, siyasette, akademide, iş dünyasında, evde, sokakta, görünür görünmez her yerde kadının varlığının güçlendirilmesi için hepimizin üstüne düşen çok iş var. Bunları da yine konuşacağız bir taraftan. Bu panelin, bu konferansın konusu afet ve kadınlar. Bunun sebebi pek tabii yaşadığımız o çok büyük acı, Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında Türkiye'de yaşadığımız, içinde bulunduğumuz bu ruh hali. Hem şehirlerimizi yeniden inşa etmek, hem duygularımızı, duygu durumumuzu yeniden ve sağlam inşa etmek, hem de zihniyeti yeniden inşa etmek için yine yapılacak çok iş var. Kadınlar afetlerden farklı etkileniyor değerli ev sahipleri. Neden farklı? Bir örnekle belki anlatabiliriz. Deprem olduktan sonra ilk iş binayı terk edebilmek güvenli bir şekilde. Bir kadın o binadan güvenli çıkabilmek için şunları düşünüyor. Sabaha karşı deprem olduysa önce üstünü giymek durumunda. Pijama ile çıkmak, öyle çıkmak ayıp sayılır. Ne der? Görenler ne der? Hanımefendi görüyorum başını sallıyor, öyle değil mi? Görenler ne der? Hep o var. Afet ne kadar büyük olursa olsun, görenler ne der, toplum ne der? Bunlar hep kadınların zihninde. Dolayısıyla farklı etkileniyoruz. Dışarı çıktık, sağlıklı bir şekilde bir çadıra varabildik. Hayat tekrar tutunacağız, bunu bekliyoruz. Ondan sonra kadın hiç o travmayı sanki yaşamamışçasına düzen, bakım vermek görevlerini üstleniyor. Çocuk varsa çocuğa, yaşlı varsa yaşlıya. Evin tekrar düzenini, belki daha küçük halini, mikro halini o çadırın içerisinde kurabilmek kadının yükü oluyor. Ve bir taraftan da bütün bu hayat düzenini tekrar kurmak kadının yükü oluyor. Kadınlar ayrı etkileniyorlar yaşadığımız afetlerden. Ve böyle bir durumda tabii aklımızda kalır umuduyla orada sıkılan küçük arkadaşlarımız var galiba. Onları da şimdi hareketlendireceğiz programla, canları sıkılmasın diye. Ama dün Adıyaman'dan bir muhabirimiz aktardı bunu. Ben çok kıymetli olduğunu düşündüm. Sizlerle de kalsın diye anlatmak istedim. Bir çadır kentten yayın verdi. Ve oradaki hayatı anlatırken en çok altını çizdiği şey buydu. Kadınların nasıl her şeye koştuğu. Akşam 5 yemek servisi oluyor çadır kentte. Kadınlar ön plandalar. Geliyorlar, sofra kurulacak kadınlar. Çocuklarla ilgili kadınlar. Dolayısıyla kadınlara apayrı, afet sonrasında kadınlar için apayrı programlarımızın, planlamalarımızın olması gerekiyor. Sadece bu yaşadığımız felaketle ilgili değil. Türkiye bir deprem ülkesi. İklim değişikliği gerçekliği var. Birçok başka felaketler.
aklımızı kullanırsak felaket olmayacak olan doğa olayları diyelim. Bu konularda da ortak akla varmak için bugün beraber düşünmeye gayret edeceğiz. Dolayısıyla da afetler ve kadınlar üzerine konuşacağız bugün. Yoğun bir program bizi bekliyor. Birazdan açılış konuşmaları için kıymetli konuşmacıları sahneye davet edeceğim. Öncesinde burada bulunamayan fakat telgraf göndermiş olan kıymetli isimler var. Onları hızla okumak isterim ben de. Eskişehir Valisi Sayın Erol Ayyıldız'ın bir notu var. Afet ve Kadın Paneli'ne ilişkin davetinizi memnuniyetle almış bulunmaktayım. Nazik davetiniz için teşekkür eder. Şahsınızda tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım diyor. Bilmukabele Sayın Ayıldız'ın mesajı böyle. Ve Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer'den de mesaj var. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, kıymetli konuklarımız, değerli hemşehrilerim, meclis çalışmalarımız sebebiyle aranızda bulunamıyorum diyor. Böyle bir panelin şehrimizde düzenlenmesinde emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Aynı acıları bir daha yaşamadığımız hayatın her alanında eşitliği sağladığımız umut dolu bir Türkiye'de aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kazanacağımıza olan inancımla tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyorum diyor CHP Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer. Bu mesajı da iletiyorum huzurlarınızda. Hemen açılış konuşmalarımıza geçelim. Sonrasında da paneller olacak çünkü burada. Önce ev sahibimizi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Sayın Yılmaz Büyükerşen'i açılış konuşması için sahneye davet etmek isterim. Sayın Büyükelçi, çok değerli hanımefendiler, sahi hanımefendi demeyecektik, kadınlar diyeceğiz değil mi bundan sonra? Ayrımcılık yok. Çok sayın kadınlar. Tabii bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Aslında halaylarla, şenlikle, etkinliklerle kutlayalım ve kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesi için yapılması gerekenler üzerinde duralım. Tabii kutlayalım derken, halay çekelim, neşelenelim derken içimizden neşelenelim. Kendilerine yeni haklar, kadınlarımıza yeni haklar tanınması konusundaki isteğimizi ve mücadelemizi düşünerek oturduğumuz yerde de oynayabiliriz. Oynuyor, kabul edebiliriz kendimizi. Şimdi Avrupa Birliği delegasyonu ile depremden hemen sonra bir panel düzenleme fikrine çok uzak olsak da taşıdığımız sorumluluk gereği afet ve kadın konumunu tartışmaya açarak neden afetlerden kadınların daha çok etkilendiği ve bu konuda özel önlemler alınması gerektiği üzerine basarak hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Hem doğal olaylardan hem de insanlardan kaynaklanan ihmaller sonucunda meydana gelen afetler karmaşık afet olarak adlandırılıyor. Deprem gibi bir doğal afet sonrasında yetkililerin kentler içindeki doğal gaz akışını sağlayan şebeke borularını kesememeleri veya kapatamamalarından kaynaklanan yangınlar, su boruları şebekeye bağlanamadığı için yaşanan susuzluk ve arama kurtarma çalışmaları zamanında yapılamadığı için yaşam kayıpları karmaşık afetlerin bir örneğidir. Yani bundan sonra karmaşık afet dediğimiz zaman hemen bu saydıklarım akla gelecek ve bu saydıklarımın karşılığında kadınların ne gibi sıkıntılar içerisinde oldukları, nelere muhtaç oldukları hatırlanacak diye söylemek istedim bunu. Bizler karmaşık bir afet yaşadık. Bu nedenle deprem gibi bir doğa olayına şiddeti ne olursa olsun sadece doğal afet olarak bakamıyoruz. Deprem kriz yönetimi yapılamayan, bu kapsamda afetzedelere gereken ilk yardımın götürülemediği, öncelikli olarak haberleşme ve ulaşım şebekelerinin mümkün olan en etkin ve en hızlı biçimde işlemesini sağlayamayan, aynı zamanda daha fazla can kaybına yol açmamak adına hasarlı bina ile tesisleri acilen boşalt
yapmayan ya da tahliye etmeyen yangın, patlama, salgın gibi ikincil afet önlemleri almayan, gerekli sürede sahra hastaneleri oluşturamayan ve organ hırsızlığı, yağmacılık, insan kaçakçılığı, tecavüz gibi her türden suça karşı güvenlik tedbirleri incelikle ve hemen alınamayan bizim gibi yönetilen demek lazım. Tabii yönetilmemektir bunun bir anlamı da. Ülkelerde deprem sadece doğal bir afet olmaktan çıkıyor. Tüm bu süreçlerde toplumu paniğe, kaosa, kargaşaya sevk etmesi muhtemel asılsız söylenti veya panik halinde yapılan sosyal yardımları koordine edemeyen, buna ek olarak afetzedelerin barınma, giyinme, beslenme, hijyen, ısınma ihtiyaçları karşılanmalı ve çocuklar, hamileler, yaşlılar, engelliler, hastalar için özel bakım hizmetleri sunamayan, daha doğrusu bizim gibi yönetilen demek lazım buna. Ülkelerde deprem sadece doğal değil, insan elinin de olduğu bir afet, politik bir hadisedir. Afet öncesi yeterli ölçüde sağlanamayan çocuklar, hamileler, yaşlılar, engelliler, hastalar için bakım hizmetlerinin afetin hemen sonrasında yerine ya da göç edilen yere herhangi bir güvence ile karşılanacağı belirsizliğini gerçekten düşünmemiz lazım. Bunun yanında sosyoekonomik olarak, görece olarak alt statüde olanlar, görece daha az eğitimliler, azınlık grupları, yaşlılar, engelliler, çocuklar ve kadınlar sosyal olarak daha fazla zarar görebilir ve bu riski taşırlar. Sonuç olarak afetler neticesinde meydana gelen zarar görebilirlik düzeyleri cinsiyet bazlı kıyaslama yaparsak eğer, hem afetin direkt etkisinde hem de afetin neden olduğu dolaylı etkilerde kadınların erkeklere nazaran daha dezavantajlı oldukları görülmektedir. Bu dezavantajın ana sebepleri arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklı kadınların fiziksel özelliklerini erkekler kadar geliştirememeleri, kaynaklara erişim imkanlarının erkeklere kıyasla daha sınırlı olması, çalışacak iş imkanlarının yetersiz bulunması, çocuk, yaşlı ve engelliye bakım görevlerini üstlenmeleri ve aile içi şiddetin, tacizin ve insan kaçakçılığının mağdurları olmaları gibi unsurları da bu gibi tehlikeler arasında sıralayabiliriz. Afetlerdeki arama, kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet rollerinin bir kenara bırakıldığı ve kadın ile erkeklerin bir dayanışma içinde beraber çalıştığı görülmektedir. Afetlerde kadınlar arama kurtarma faaliyetlerine katılmakta, ilk yardım ekipmanlarının ve aynı yardımların afetzedelere dağıtılmasında görev almaktadırlar. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde yardımların ne şekilde ve kimlere dağıtılacağına karar veren komiteler ne yazık ki erkeklerden oluşmaktadır. Bu yardımların nasıl dağıtılacağı konusunda kadınların da planlama içerisinde hizmetlerinin ve gayretlerinin, düşüncelerinin olması lazım geldiğine inanıyorum. Bunlara ek olarak kadınların risk yönetimi süreçlerine ve yardımların paylaştırılmasında alınacak karar süreçlerine dahil edilmelerinin ötesinde afet sonrası can güvenliklerinin sağlanması adına cinsel saldırı, taciz, tecavüz ve insan kaçakçılığının önüne geçilmesine yönelik önlemlerin alınması, ayrıca mahremiyet, sağlık ve hijyenle ilgili ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Öte yandan özellikle eşini ve çocuğunu kaybedenlere psikolojik destek hizmetlerinin sunulması, toplumsal iyileşme, zarar görebilirlik düzeyinin azaltılması ve
ve şiddetin önlenmesi açısından fevkalade önem taşımaktadır. Kadınların ekonomik zarar görebilirliklerinin azaltılması için cinsiyetler arasında var olan dengesiz madde, imkanlar ve iş bulma koşullarındaki fedakarlıkların giderilmesi gerekmektedir. Zira afet sonrasında oluşan yoksulluk, maddi kaynaklara erişim ve maddi kaynakların kontrolündeki eşitsizlikler, sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması, beslenme ile barınma koşullarındaki dengesizliklerin ve yetersizliklerin olması kadınların zarar görebildiğince arttırmaktadır. Bunun için afet yönetimi planlaması yapılırken kadınların iş hayatına afet öncesinde ve sonrasında dahil edilmesi, yardımların cinsiyet farkı gözetilmeden eşit bir biçimde dağıtılması, eşini kaybettiği için ailenin ekonomik geçim yükümlülüğünü tamamen üstlenen kadınların daha ivedilikli olarak desteklenmesi ve istihdam edilmesi gibi önlemler devreye sokulmalıdır. Öte yandan yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için gıda güvenliği sağlanmalı ve afetzedelerin temel beslenme ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu noktada afet bölgesine özellikle dayanıklı kuru gıdalar, bebekler için süt ve ek gıda takviyeleri gibi aynı yardımlar sevk edilmelidir. Yapılan tüm yardımların cinsiyetler arasında bir fark gözetilmeden yapılması da dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur. Bunlara ek olarak hamileler, engelliler ve kronik hastalar için özel bakım hizmetlerinin oluşturulması da şarttır. Özetle kadınların afetlere bağlı ölüm oranlarını ve zarar görebilirlik düzeylerini düşürmek için özellikle de gelişmemiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde afet yönetimi süreçlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gözeterek yapılması gerekmektedir. Bunun için afet yönetiminin risk yönetimi aşamasında kadınlara mutlaka söz hakkı verilmeli, istekleri, şikayetleri ve talepleri dinlenmeli ve bunlar doğrultusunda gerekli planlamalar yapılmalıdır. Tedbir ve önlemler alınmalıdır. Afet yönetiminin kriz yönetim sürecinde ise daha önceden kadınların da dahil edildiği bir planlama cinsiyetler arasındaki bir farkı gözetmeksizin uygulanmalıdır. Bazılarının hoşuna gitmeyeceğini biliyorum ama yine de söylemek zorundayım. Her koşulda İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Evet, her koşulda İstanbul Sözleşmesi insanları, kadınlarımızı yaşatır. Ve tekrar ediyorum, her koşulda İstanbul Sözleşmesi kadınlarımızı yaşatır. Sözlerimi burada bitirirken, yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden hangi yaşta olursa olsun tüm erkek ve kadınlarımızı rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu panelin yapılmasında ve organizasyonundaki işbirliği nedeniyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Sayın Nicholas Meyer Landrut'a da özellikle teşekkür ediyorum. Kürsüden ayrılmadan evvel bir konuyu da hatırlatmak istiyorum, bilginize sunmak istiyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, personelimiz psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekibi tarafından deprem bölgelerinden Eskişehir'e gelen 997 aile ve 7/24 online ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek psikolojik ilk yardım desteğini vererek şimdiye kadar 7000'den fazla depremzede ile görüşmüştür. Genç gönüllülerden oluşan dev bir topluluk olan sosyal yardımların hazırlanması ve sevk edilmesinde gönüllü olarak gece gündüz demeden bir ay boyunca çalışmıştır.
kimler çalışmıştır? Gençler, üniversite gençleri, liseli gençler. Gençlik merkezlerimizde gönüllü olan ve sosyal fayda üreten bu gençler şimdi gençlerin karar alma süreçlerinde de kadınlarımızın sivil katılımını arttırmaya yönelik bir çalışma grubu oluşturmaktadırlar. Başarılar diliyorum onlara da. Bir açış konuşmasından uzun oldu ama bir genel bilgiyi verdikten sonra benden sonra konuşacak olan değerli konuşmacılarımızın çok daha detaylı olarak o konular üzerinde görüşlerini ifade edeceklerdir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayatta olmayan annelerimizin ruhu şad olsun diyorum. Açılış konuşmalarıyla devam ediyoruz. Sayın Büyükelçi'yi davet edeceğiz şimdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi Nicolas Meyer-Landrut. The floor is yours. Buyurunuz. Distinguished Mayor, Member of Parliament, dear guests, dear women, it's a big pleasure to be here today. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milletvekili, sevgili kadınlar, hanımefendiler, beyefendiler, burada bulunmak benim için çok büyük bir mutluluk bugün. On the 8th of March, we celebrate the International Women's Day also this year. But our minds are still overwhelmed by the tragic loss of lives and massive destruction in 11 provinces of Turkey caused by one of the strongest earthquakes in the history of the country. The destruction is worse than you can imagine. And I would like to convey once again my sincere condolences. Geçmiş olsun Türkiye. Bugünü 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutlarken akıllarımızda deprem sebebiyle kaybedilen yaşamlar ve depremin Türkiye'nin 11 şehrinde yarattığı büyük yıkım var. Aslında zarar tahmin edilenin, hayal edilebilenin de ötesinde. O yüzden bir kere daha en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Geçmiş olsun Türkiye. Tens of thousands have lost their lives. Millions of people have lost their homes, livelihoods and need emergency assistance. As you know, the European Union and its member states have been helping Turkey from day one. The EU has been running its largest search and rescue operation to help save as many lives as possible. EU member states send search and rescue teams, more than 1,500 people and 111 dogs were mobilized on the ground to help save lives in the first days. Medical teams and field hospitals have been deployed and large in-kind assistance has been provided. Yüzlerce, binlerce insan hayatlarını kaybetti, evlerini, geçim kaynaklarını kaybetti ve acil yardıma ihtiyacı var. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üye ülkeleri afetin birinci gününden itibaren Türkiye'ye yardım sağlıyorlar. Bu yardımlarda aslında Avrupa Birliği şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük arama kurtarma operasyonunu da mümkün olduğunca fazla hayat kurtarmak için gerçekleştirdi. Avrupa Birliği üye ülkeleri arama kurtarma ekipleri yolladılar. 1750 kişiden fazla insan burada arama kurtarma amaçlı bulundu ve aynı zamanda 111 arama kurtarma köpeği hayat kurtarmak için sahadaydı. Bunun yanı sıra sağlık ekipleri ve sahra hastaneleri de kuruldu. Sağlık ekipleri de geldi. Dolayısıyla barınma ekipmanı, medikal ekipman ve bu tür aynı yardımlar Avrupa Birliği tarafından sağlandı. We continue to coordinate closely with our Turkish partners to address the most acute needs such as healthcare, hygiene needs, access to water, sanitation services, shelter and food. And we know much more will be needed to fully address the long-lasting devastating effects of this earthquake.
Biz yetkililerle koordinasyon içerisinde, ortaklarımızla koordinasyon içerisinde en akut, en acil ihtiyaçları karşılama yönünde destek sağlamaya devam ediyoruz. Sağlık hizmeti, suya erişim, sanitasyon hizmetleri, barınma ve gıda gibi destekleri sağlıyoruz. Tabii ki daha fazlasını yapmak gerekiyor, daha fazlasını sağlamak gerekiyor. Bu büyük yıkımın uzun vadeli etkilerini bertaraf edebilmek için. Our solidarity and support to Turkey is here to stay. The President of the European Commission, Frau von der Leyen, the Swedish Presidency of the Council, will host a donors conference for the people of Turkey and Syria affected by the earthquake in the second half of March. Its main objective is to coordinate the international donors' response, raise resources in support of early recovery and relief in the affected areas. Rest assured that we will do our utmost to support Turkey as much as we can and as long as needed. I'm very hopeful that this donors conference will show that the EU and the international community will not leave Turkey alone in this dramatic situation. Bizim Türkiye'ye sağladığımız destek ve dayanışmamız devam edecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın von der Leyen ve İsveç'in dönem başkanlığı sırasında İsveç Avrupa Birliği Konseyi adına bir donörler konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen kişilere yardım amaçlı bir donörler konferansı Mart'ın ikinci yarısında düzenlenecek. Bu konferansın amacı donörlerin sağladığı yardımı koordine etmek ve aynı zamanda daha fazla kaynak sağlayarak toparlanma ve yardım faaliyetlerine Türkiye'de ve Suriye'de katkıda bulunmak. Şundan emin olabilirsiniz ki Türkiye'yi elimizden geldiğince ve gerektiği süre boyunca desteklemeye devam edeceğiz. Ve eminim ki donörler konferansı da Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun Türkiye'nin yanında olduğunu gösterecek. Despite the tragic events Turkey is struggling with, let us use today's event to mark together the International Women's Day that celebrates women's achievements, raise awareness about discrimination and take action to promote gender equality. We had actually, distinguished mayor, distinguished member of parliament, decided to celebrate this day together some time ago, and I'm very glad that in these changed circumstances we are still able to have this day today and to celebrate women today, even under these circumstances, or particularly under these circumstances. Türkiye'de gerçekleşen bu afete rağmen yine de bugünü Dünya Kadınlar Günü olarak kutluyoruz. Bugün de amaç kadınların başarılarını görünür kılmak, bunun yanı sıra ayrımcılıkla ilgili farkındalık oluşturmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda destek olmak. Sayın Milletvekili, Sayın Belediye Başkanı, bu etkinliği bir süre önce Eskişehir'de düzenleme kararı almıştık ve şimdi koşullar değişmiş olmasına rağmen yine burada yapıyor olduğumuz için, özellikle de bu koşullar altında burada düzenlediğimiz için çok mutlu olduğumu söylemek isterim. I'm delighted to do so here in Eskişehir, a city that has been at the forefront of promoting women's rights for a long time. This morning, I had the opportunity to visit the Women's Counseling and Solidarity Center of the municipality. Very impressive work, and I want to congratulate all the women working in this center for their great job they are doing. Thank you very much. Yani bugünü burada kutluyor olmaktan, bu etkinliği Eskişehir'de kutluyor olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Kadınlara her zaman destek olmuş bir şehirde. Bu sabah kadın danışmanlık ve dayanışma merkezini ziyaret ettim ve gerçekten çok iyi işler çıkardıklarını gördüm. Orada çalışan kadınları da tebrik etmek isterim. Eskişehir is here, and I have seen this in my last visit and even more in this visit, is a women-friendly city. One of the four pilot municipalities implementing the EU-funded project on gender-responsive
planning and budgeting. This project showcases how gender-responsive budgeting can address persistent gender inequalities to improve women's lives and foster gender-responsive development. Daha önce yaptığım ziyarette de, bu ziyarette de gördüm ki Eskişehir kadın dostu bir şehir. Bunu da aynı zamanda Eskişehir'in 4 pilot ilden birisi olmasından da görebiliyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı planlama ve bütçe projesinin yürütüldüğü illerden bir tanesi. Ve burada Eskişehir böylece toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyete duyarlı kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğunu bu projeyle de göstermiş oluyor. And the earthquake and the need of a strong earthquake response has again demonstrated that women's participation in policy making and decision making processes should be ensured and enhanced. We all benefit by including women's voices, needs and expertise in disaster risk reduction, recovery and improvement of resilience. We count on you, women of Eskişehir. Bu deprem ve depreme yapılan müdahalede kadınların karar verme ve politika yapma mekanizmalarına katılımının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bizim kadınların sesine, deneyimine, uzmanlığına ihtiyacımız var. Herkesin bundan fayda sağlayabileceğini görmek mümkün. You have been substantially contributing to the response to the earthquake in many ways, especially to support people and families, women and children in the areas affected by the earthquake. You also support those many who had lost everything and have sought shelter and hospitality here. I want to applaud you for your efforts, for your huge solidarities with the victim of the earthquake. Thank you. Hepiniz birçok açıdan deprem sonrasında depremzedelere destek oluyorsunuz. Buraya gelen birçok insan var, kadın var, çocuklar var. Her şeyini kaybetmiş olan insanlara barınma olanağı ve sunuyorsunuz ve misafirperverlik gösteriyorsunuz. Bunlardan dolayı da size çok teşekkür ederim. And I want to end by thanking the mayor, the municipality, all those in the municipality with whom we have been working together, the member of parliament to prepare this day and for their hospitality. And I'm again very glad that we can celebrate this day today here together in Eskişehir. Thank you very much. Son olarak da Sayın Belediye Başkanı'na, belediye çalışanlarına, Sayın Milletvekiline bu etkinliği bugün burada düzenleme konusunda gösterdikleri destekten, emeklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür etmek isterim. Eskişehir'de bugün bu günü kutluyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Devam ediyoruz hızlı hızlı. Şimdi bir video getireceğiz. Bu ekranda olacak. Profesör Doktor Nesrin Algan, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nesrin Algan. Bu toplantının çerçevesini de çizen afetler ve kadınlar. Kadınlar afetlerden nasıl etkileniyor Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde? Konu bu. Video gelecek, sonra devam edeceğiz. Yani herkese çok teşekkür ediyorum ve depremde hayatını kaybeden herkes için başsağlığı diliyorum, yakınlarına rahmet diliyorum. Deprem gibi iklim de ciddi bir afet. Sanıyorum bugünkü etkinlikte her ikisinin, yani iklim ve kadın sorunu yanı sıra afetlerde kadın sorununu da konuşmak gerekli ve öncelikli oldu artık. Bana iklim değişikliği ve kadın sorunsalına dair bir şeyler söylememi önermişti arkadaşlar. Fakat biz artık iklim değişikliği demiyoruz. Artık değil, çok uzun zamandır demiyoruz. Hatta birçok meslektaşım iklim afeti kavramını kullanıyorlar. Biz daha çok iklim krizi kavramını kullanıyoruz. İklim krizi ya da iklim afeti doğal bir olgu değil, biliyorsunuz. İnsan eliyle ortaya çıkarılan iklim değişikliğinin yol açtığı ekolojik, ekonomik, toplumsal, kültürel, psikolojik bir dizi sorun var. Ama en önemli boyutu da
toplumlardaki mevcut sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri keskinleştiren sonuçları iklim krizinin. Bu da öncelikle insan ve insan dışı canlı ve cansızlar arasında bir adaletsizliğe yol açıyor. Örneğin ben bile biraz önce depremde hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı söylerken insanlarımızdan bahsetmiş oldum. Halbuki depremde sayısız insan dışı canlı hayatını kaybetti. Cansız olan toprak, su, hava, biyoçeşitlilik gibi bize hayat veren onlarca çevresel varlığımızı kaybettik. Dolayısıyla adaletsizlik önce insan ve insan dışı canlı ve cansızlar arasında oluyor. Tabii sonra devletler arasında oluyor. Gelişmiş, gelişmemiş devletler, örneğin Çin Halk Cumhuriyeti ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin yol açtığı iklim kriziyle Tuvalu, Kiribati ya da Bolivya'nın açtığı aynı değil. Ama burada çok hakkaniyete aykırı bir sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği ya da gelişmiş herhangi bir ülkenin yol açtığı sorun, bu krizde payı olmayan bazı devletleri ortadan kaldıracak neticelere yol açıyor. Küçük ada devletleri ufak ufak deniz seviyesinin altında kalma sorunu nedeniyle göç vermeye başladılar. Tabii ki bir toptancı yaklaşımla bunu söylemek çok yanlış. Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti derken o ülkenin bütün vatandaşlarını kastetmemek gerekir. Çünkü sorunun bir boyutu da sınıfsal. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin 2019'da yaptığı bir çalışma var. Çok çarpıcı sonuçları var. Dünyanın en zengin %1'lik kesimi tek başına küresel sera gazı emisyonlarının %15'inden sorumlu. Başka bir ifadeyle şöyle söylenebilir. Dünyanın en zengin %1'lik kesiminde yer alan bir kişi, en yoksul kesimde yer alan bir kişinin 150 kat daha fazlası, 175 kat civarında sera gazına neden oluyor. Dolayısıyla bu adaletsizlik varsıl ve yoksullar arasında da yaşanıyor. Yine küresel politikalarda ya da ulusal uygulamalarda çok dikkate alınmayan bir başka boyutu da toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açması. Bu konuda da yapılmış çok çalışma var, ancak kadınlar ve kız çocuklar özelinde yapılmış çalışma var. LGBTİ+'ya ilişkin hemen hemen hiç veri yok. Oysa hem iklim krizinde hem deprem ve benzeri afetlerde en dezavantajlı olanlar arasında LGBTİ+ da var. Peki kadın ve kız çocuklar iklim krizinden nasıl etkileniyor? İki şekilde etkileniyor. Bir, bu krizin ortaya çıkardığı yeni yaşam koşullarına uyum sağlamada zorluk yaşıyorlar. İklim krizinin ikinci etkisi aşırı iklim olayları. Aşırı yağışlar, kasırgalar, tsunamiler, seller nedeniyle kadın ve kız çocuklar daha çok etkileniyor. İklim krizinin, iklim afetinin yol açtığı kuraklık nedeniyle örneğin Afrika kıtasında bir kadın ya da kız çocuğu günde 2 ya da 3 kere 30 dakikadan daha uzak mesafeye evine su temin etmeye gitmek zorunda. Benzerini afetlerde de görüyoruz. Şimdi deprem bölgesine bakalım. Çadır bulmak, çocukların karnını doyurmak, güvenliklerini sağlamak genelde kadınların işi. Deprem ve benzeri afetler. Bu bir yandan yaşam sorunu. Çünkü iklim krizi insanların temel yaşam hakları, su hakları, gıda hakları, barınma hakları, sağlık hakları, eğitim haklarını yok ediyor. Deprem gibi afetler de aynısını yapıyor. Eve su getirmek için uzak mesafelere giden kız çocuğu ya da kadınların öldürülme ve tecavüze uğrama oranları çok yüksek. Bunlar yoksul kadınlar. Açık havada çalışanlara iklim krizinin getirdiği sağlık sorunlarından doğrudan bu kadın tarım işçileri etkileniyor. Dolayısıyla hem afet, deprem gibi afetler, hem iklim gibi afetler kadın, kız çocuğu, LGBTİ+'yı erkeklerden ve özellikle de varsıl erkeklerden çok daha fazla etkiliyor. Afet sonrası şiddete
tecavüze uğrama ve öldürülme oranlarının arttığına dair çok ciddi çalışmalar var. Örneğin şu anda bizim afet bölgemizde 226 bin hamile kadın var. Bunların 25 bini Mart ayında doğum yapacaklar. Barınma olanakları, tuvalet olanakları yok. Bir kadının erkeklerle aynı tuvaleti kullanmak zorunda kalması, bunun için uzun kuyruklara girmesi ne tür fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açıyor? Bunu benim anlatmama gerek yok. Herkes bunu gözünde canlandırabilir. Afet sonrası sığınma evlerindeki kadınların büyük bir kısmı taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalıyor. Bu da yapılan çok çalışma var bu konuda da. Depremin yol açtığı kasırga, tayfun vesaire durumlar aslında daha çok gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul kadınları etkiliyor diye düşünülebilir ama mesela Katrina'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm sayısı en yüksek olanlar Afro-Amerikan kadınlardı. Kadınlar geleneksel rolleri ya da hiç aklımıza gelmez belki ama geleneksel giysileri nedeniyle bile kaçamıyorlar bu tür afetlerden. Dolayısıyla iklim krizi ya da herhangi bir afet aslında bir toplumsal cinsiyet krizi aynı zamanda. Aynı zamanda toplumsal ve ekonomik adaletsizlik krizi var olan krizleri çoğaltmada, artırmada en önemli faktör. Bunun için de küresel iklim rejiminin ve afet yönetim planlarının mutlaka toplumsal cinsiyet duyarlı olması gerekiyor. Kadın ve kız çocuklara ilişkin çok çalışma biliyoruz. Ama dediğim gibi LGBTİ artının şu anda bile deprem bölgesinde öyle bir şahsa çadır verilmiyor ya da benzer bir biçimde tek başına yaşayan bir kadına çocuğu bile olsa çadır verilmiyor. Çadır almaya erkek, evin erkeği gitmek durumunda gibi bir anlayış var. Son sözüm iklim krizi aynı zamanda toplumsal ekonomik bir adaletsizlik krizidir. Afetler ve afet yönetimi bu adaletsizliği dikkate alarak dezavantajlı gruplar olan yaşlıları, engellileri ve daha büyük bir grubu oluşturan kadın ve kız çocuklarını önceleyen planlar yapmak zorundadır. Profesör Doktor Nesrin Algan'ın konuşmasıydı. Afet ve kadınlar, afetler kadınları nasıl farklı etkiliyorlar? Bunun birçok örneklerle detaylarını bizimle paylaştı. Sağ olsun, çok teşekkürler videoyla katkı verdiği için. Bir mesaj daha var. Onu hızla okuyacağım. Ondan sonra da bu panelde misafirimiz olacak kıymetli konuklarımızın isimlerini anons edeceğim. Hızlı hızlı gideceğiz. Biliyorum ki herkesin meşguliyetleri var gecikmeden. Bu mesajda Sayın Ahmet Ataç'tan Tepebaşı Belediye Başkanı, kendisi de davet için teşekkür etmekle beraber 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün tüm dünya kadınlarına eşit hak ve özgürlükler getirmesini diliyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum diyor. Tebrikler buraya emek verenlere, sağ olsunlar. Böylece iletmiş olalım. Sanıyorum burada basın mensuplarına bir duyurumuz var meslektaşlarımıza. Eğer hala salondalarsa bundan sonraki bölümün basına kapalı olduğunu biliyorum. Bunu aktarmış olayım. Emeğinize sağlık değerli basın mensubu arkadaşlar. Bundan sonrası basına kapalı devam edecek toplantının. Birinci oturum için hızla konuklarımızı davet etmek istiyorum. Kendileri zaten galiba sahneye yakındalar. Kadın Koalisyonu'ndan sosyal hizmet uzmanı Sayın Gül Erdost. Sahneye alalım sizi. Hoş geldiniz. Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Sorumlusu Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'dan ILO Türkiye Ofisi Ayşe Emel Akalın. Ayşe Hanım. Ve Özden Işık, Afet Yönetim Uzmanı, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği kurucusu, kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı. Özden Hanım, sizi de bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Müsaadenizle ben bunu böyle kucağımda tutabilir miyim? Olur değil mi? Sorun olmaz, uzakta kalmasın. Sağ olun. Teşekkür ediyorum tekrar. Hızla başlayalım. Saat 15.52. Umarım 45 dakikada dolu dolu bir panel yapabiliriz. Bizi dinlemeye gelenler de büyük fayda sağlarlar. Gül Hanım, ben sizinle başlamak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Siz bu afetten etkilenen illerimizde vatandaşların birebir ihtiyaçlarını anlamak ve derman olabilmek için bir ağın üyesisiniz ve çalışıyorsunuz. Bize hemen ne görüyorsunuz, orada ihtiyaç ne? Sizde neler kaldı bu bir ayı aştı altısından beri?
neler kaldı zihninizde? Bu salonda bizimle o derde ortak olmak isteyen vatandaşlarla neler paylaşırsınız? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de başlamadan önce konuşmama 8 Mart'la ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. 8 Mart 1857. Neden 8 Mart? Neden biz 8 Mart'larda kadınlarla birlikte bir araya geliyoruz? Aslında bir anma ama bir farkındalık ve bir birlikte olma, dayanışma günü olarak bir araya geliyoruz. Çünkü 8 Mart 1857'de New York'ta tekstil işçisi bir grup kadın kendi haklarını iyileştirmek için. Nedir bu hakları? 8 saatlik çalışma yapmak istiyorlar. Çünkü günde 12-15 saat kadar çalışıyorlar. Annelik izni verilmiyor. Bunları kazanmak istiyorlar. Erkeklerle aynı ücreti almak için talepleri var ve greve gidiyorlar. Greve gidiyorlar 15 bin kadın, sevgili katılımcılar. Bu 15 bin kadının üzerine güvenlik güçleri fabrikaları kilitleyerek kapıları kapatıyor ve yangın çıkıyor. Yangın sonrası 129 kadın yaşamını yitiriyor. Tıpkı bizim Madımak Oteli gibi. Ben hep aklıma bunu okuduğumda Madımak'la çağrıştırıyorum ve yaşamlarını kaybediyorlar. Ardından birçok aşamalardan geçiyor ve 1977'de Birleşmiş Milletler Dünya Kadın Günü ilan ediyor. Aslında Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması gerekiyor. Çünkü bu kazanım emek çerçevesinde yapılan ve yaşamını yitiren birçok kadının anısına ilan edilen bir gün. O nedenle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü demeyi biz kadın örgütleri olarak tercih ediyoruz. Ve sloganı da ekmek ve gül olarak geçiyor. Ekmek emeği, gül de insanca yaşamı temsil ediyor. Dolayısıyla ben yine yaşamını kaybeden hem depremde hem o dönemde ve daha sonra bütün kadınları ve depremdeki tüm canları saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben burada Kadın Koalisyonu'nu temsilen bulunuyorum. Kadınlar neden böyle bir koalisyon kurma ihtiyacı duydular? Konuşmacılarımız da söz etti. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliği diyoruz. Nedir toplumsal cinsiyet eşitsizliği? Belki salonda bilmeyenler olabilir. Toplumsal cinsiyet demek toplumun kadından ve erkekten beklediği roller demek. Bu konuda biz kadın örgütleri olarak ve herkes de toplumsal cinsiyet eşitliğine asla kadın ve erkeği aynı kabul etmek anlamında almıyoruz. Ne anlamında alıyoruz toplumsal cinsiyet eşitliğini? Kadınların da erkekler gibi eğitimden, karar mekanizmalarından, miras hakkından, çalışma yaşamından, yani verilen bütün haklardan ve bütün olanaklardan eşit hak almasını, eşit paylaşımını kabul ediyoruz. Dolayısıyla çoğu siyasetçiler çıkıyor işte fıtratları farklı diyor. Biz aynılık demiyoruz. Elbette farklılıklar var. Ama varsa bir okula gitme hakkı neden kadınlarda ya da kız çocukları da erkekler gibi gitmesinler. Dolayısıyla bunu da söyleyeyim. Bu nedenle kadın örgütleri birçok konuda Türkiye'de çalışmalar yapıyorlar. 1980 yılında hepimizin bildiği gibi bütün
partiler, sendikalar kapatıldığı gibi kadın örgütleri de kapatıldı. Ardından hep birlikte ayağa kalkmaları için çalıştık ve de her alanda, aklınıza gelen her alanda, biraz önce Sayın Profesör'ün söz ettiği gibi iklimden, eğitimden, şiddet, kadına yönelik şiddetten, kadının iş sahibi olmasından, istihdama katılımından, her konuda çalışma yapan birçok kadın örgütü var. Kadın Koalisyonu bunların 150'ye yakınının, 144'ünün birleşiminden oluşuyor. 2002 yılında oluştu. Daha önce hepimiz çalışıyorduk. Fakat 2002 yılında dayanışma yapmak üzere, ki çok iyi oldu, özellikle depremde gerçekten muhteşem bir şey oldu. Hem birbirimize iyi geldik, hem deprem bölgesine çok iyi geldik ve çeşitli desteklerimizi sunmakta, işbirliklerimizi, dayanışmamızı, bilgilerimizi birleştirerek aktarma konusunda çok çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Gülhan, beni affedin, hiç bölmek istemem sizi ama az önce bir şey dediniz, o benim ilgimi çekti. Dediniz mesela toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, kavram olarak yabancısı olsak bile galiba his olarak hiç yabancı değiliz. O eşitsizliği yaşayan kadınlar eğitimde, iş hayatında, her yerde. Eminim o his burada var. O sebeple o hisse bir dokunabilmek istedim. Kavramın ötesinde her gün yaşadığımız bir şey olduğu için dokunabilmek istedim salondaki o hisse de. Söylediğiniz bunu bana çağrıştırdı. Siz de çok güzel getirdiniz zaten sözü tam oraya. Dertli olanın dertten anlaması, birbirinin derdine koşması. Deprem bölgesinde nasıl çalışmalar içerisindesiniz? Özellikle kadınlar nasıl etkileniyor ve siz nasıl el uzatıyorsunuz? Aynen. Ona geçmeden şurada hemen ama hızlı geçelim mi? 50 dakikamız olduğu için sunum hazırlamıştım ama maalesef kısa süreli olduğu için geçiyorum. Sayın Profesör Yılmaz Bey de söz etti. Dünya Ekonomik Forumu 2022 raporuna göre biz 146 ülke arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda maalesef 124.'yüz. Bu çok acı bir şey. Gerçekten. Dört alanda yapılıyor bu. Bu ekonomi, siyasete katılım, yani karar mekanizmalarına katılım, sağlık ve eğitim konusunda ve düşünebiliyor musunuz? 146 ülkeden 124. olmak. Çok kötü bir konumdayız. Dolayısıyla kadın örgütleri bunları kazanmak için, bakın bugün gençlere söylüyorum, eğer ikinci soyadınızı kullanabiliyorsanız ya da mirasla şeyle ilgili mal bölüşümüyle ilgili bir takım haklarınız varsa, bunların hepsi kadın örgütlerinin dişe diş çalışması sonucunda elde edilmiştir. Çok fazla mecliste yattık kalktık bunları kazanmak için. Afet. Mustafa Kemal Atatürk değil mi? O verdi bize bu hakları. Gerçi kadınlarımız ya da erkek egemen toplum bunu yavaşlattı. Ama Mustafa Kemal Atatürk, İsviçre'den önce aldık biz bu hakları. Evet, seçme seçilme hakkı ve benzeri şeyleri tabii ki Mustafa Kemal Atatürk bize hazırladı. Biz deprem olunca akşam hemen, çünkü sabah buluşamadık. Neden? Yani şimdi yine ağlayabilirim. Çünkü bileşen arkadaşlarımızdan, mesela Maraş'ta olan arkadaşımızı kaybettik. Hatay'da olan arkadaşımızı kaybettik eşiyle beraber. Hatice Can belki duymuşsunuzdur, avukat arkadaşımız. Onun da kadın örgütü vardı. Dolayısıyla birçok bileşenimizi aramakla geçti öğlene kadar. Ardından akşam bir koordinasyon oluşturduk. Çünkü alanda çok fazla varız. Gerçekten buradan idare ederek, buradan dediğim Ankara'dan ya da Zoom üzerinden nerede olursak olalım fark etmiyor. Hemen bir afet koordinasyon ağı kurduk ve
ikiye ayırdık. Bir, operasyonel ağ dedik. Yani bu ne demekti? Acil ihtiyaçları karşılayacağız. Alanda neler oluyor? Gözlem yapacağız. İhtiyaç analizi yapacağız. Gelen yardımları yapmaya çalışacağız. Eşleştirmeye çalışacağız. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bunu özellikle söylüyorum. Belki önerilere vakit kalmaz diye şimdiden söyleyeyim. İlk günler akın akın gitti. Bütün gıdada, giyimde. Ama şimdi daha azaldı. Panik halindeyiz şu anda artık. Çünkü bunlar devam edecek en az bir yıl, belki daha da fazla. Bu insanların gıdaya erişimi, barınmaya erişimi ne zaman olacağı halen belli değil. Dolayısıyla biraz daha sakin, biraz daha programlı olmamız gerekiyor. Gerçekten hükümet bu konuda sınıfta kaldı halen. Halen herhangi bir koordinasyon yok. İnanın biz yerelleri kendi kadın örgütlerimizle birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Yani koordinasyon demek sadece merkezli olmak demek değil. Köyler var, ilçeler var, mahalleler var kenarlarda. Dolayısıyla hepsini birden gözetmek gerekiyor. Bu nedenle kadın örgütleri olarak biz bunları sağlamaya çalışıyoruz ve dönüşümlü olarak. Şimdi peki, mesela Gül Hanım, bugün sizden bir ricam olacak. Şimdi 16.40'da bu panel bitecek, bir ara vereceğiz. Bir başka panelde olduğu için oldu birazcık. Dolayısıyla ben afet ve kadın konusuna özellikle dönüp size şunu sormak istiyorum. Bir ay içerisinde, çünkü bir ayı geride bıraktık. Geçti. Kadınların ihtiyaçları neydi, şu anda ne? Biz birbirimiz için ne yapabiliriz? Buna yönelik yorumlarınızı duyabilirim. Şöyle, sonra diğer konuşmacılarımıza bir kere geçelim. Karar alma mekanizmalarına, yine hocam da söz etti, kadın, bağımsız kadın örgütlerini mutlaka koymamız gerekiyor. Hı hı. Bir mekan mı yapılacak? Diyelim ki çadır kent mi kurulacak? Kesinlikle kadın örgütlerinin olması gerekiyor. Işıklandırmasından tutun, çamaşırhane, bakın iç çamaşırı söyledi hı hı. arkadaşlar, hı hı. yine tekrar etmek istiyorum. Pet ihtiyacı olan kadın bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yardıma gelenlerden pet isteyemedi. Çocuk beziyle dolandı. Ve biliyorsunuz travma çok etkiliyor insanları ve de kadınlar bir aydır kanama yaşıyorlar. Bundan sonra cinsel sağlık üreme sağlığı ile ilgili çalışmaların da yoğun bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekir. Çadır verdik diyorlar. Çadırlar 30 kişi. Herkes birbiri, yani zaten küçücük yerde kadınlar ne üstünü değiştirebiliyor ne pedini değiştirecek yer var. Dolayısıyla kadın örgütlerinin mutlaka buralarda olması gerekiyor. Hı hı. İş çamaşırı yetiştiremiyoruz. Neden? Çamaşırhane yok. Evet. Halbuki çamaşırhane olsa bu değiştirilen, zor da olsa değiştirilen çamaşırlar yıkanacak ve bir daha istemek zorunda kalmayacak kadınlar. Dolayısıyla bunları mutlaka yapmamız peki, gerekiyor. Peki. Yani kadınların sahada olması lazım, en önde olması lazım. Çünkü kadının ihtiyacını en iyi görüp tespit edecek de onlar ve onların o geri bildiriminin de planlamaya dönmesi lazım ki ihtiyaç görülebilsin. Çünkü ilk baktığınızda tamam çadır var, barınma sorunu çözüldü diye düşünebilirsiniz ama içeride mahremiyet sorunu doğuyor. Kesinlikle bunu da ancak yok. Kadın görüyor ve diyor ki hayır, bunu böyle planlamamız lazım. Tabii. O yüzden o özellikle kadının gözünün orada kendine yer bulması gerekiyor diyorsunuz. Evet. İyi ki de sahadasınız ve bu işi yapıyorsunuz. Son cümlenizi alayım, sonra iş gücü konusuna geçmek istiyorum çünkü hızlanacağız. Bir iki cümle daha söylememe izin verin lütfen. Estağfurullah, tabii buyurun. Yine hocam değindi, Yılmaz hocam değindi. Arkadaşlar, hizmet verenlerin eğitimi çok önemli. Kadınlar çok fazla cinsel istismara uğruyorlar. Hiç yabancı değilsiniz, söyleyeyim. Ay seni bir elleyeyim de iki tane elma daha vereyim sana. Ya da şuranı okşarsam sana battaniye verebilirim şeyleri geliyor. Siz bunları sahada duyuyorsunuz oradaki vatandaşlarla. Tabii canım, bize geliyor. Bana böyle tekliflerde bulunuluyor diye. Dolayısıyla mutlaka kadın çalışanların ama tüm çalışanların mutlaka bu eğitimlerden geçirildikten sonra
özellikle toplu yaşam alanlarında çalışmalarının ortamını sağlamamız gerekiyor. Biz bunlara gönüllü talibiz. Bunların eğitimlerini yapabiliriz. Çok teşekkürler Güler Dost. Bir turumuz daha olacak zaten. Sorular da gelecek. O yüzden hızlı ilerleyebilmek istiyorum. Bizimle kalsın konuklarımız diye de ayrıca. Ayşe Emel Akalın, tekrar hoş geldiniz siz de. Deprem öncesi ve sonrası iş gücü, kadının iş gücündeki varlığı bölgede neydi ve nasıl etkilendi? Biliyorum yeni yayınladığınız veriler de var ama onları siz anlatın. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne ve delegasyona çok teşekkür ediyorum. Hem etkinlik için hem de bizleri davet ettiği için. Ayrıca kayıplar için başsağlığı diliyorum ve Türkiye'ye geçmiş olsun demek istiyorum. Gerçekten güzel. Hepimiz başka bir 8 Mart beklerken Şubat ayının başında bütün hayatımız alt üst oldu. Bölgede olalım veya olmayalım. Evet. Çok kısaca ben aslında Uluslararası Çalışma Örgütü nedir onu söylemek istiyorum. Çünkü dinleyicilerimizden bilmeyenler vardır. Uluslararası Çalışma Örgütü aslında Gül Hanım çok güzel bir şekilde başladı. Bu 8 Mart'ın neden kutlandığını anlatırken işte... Fazla mesailer, ücretlerin ödenmemesi, düşük ücretler, izinler, haftalık, yıllık izinler. Yani çalışma dünyasında sahip olduğumuz haklara aslında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1919 yılından beri yürüttüğü çalışmalarla yürütüyoruz. Çünkü Uluslararası Çalışma Örgütü kadınlar ve erkekler için, herkes için insana yakışır iş amacıyla tüm dünyada çalışmalar yürütüyor. Şimdi neden kadınları vurguluyoruz burada? Aslında bölgede değil, tüm dünyada kadınlar... Daha güvencesiz sektörlerde, daha fazla kayıt dışı, daha düşük ücretlerde, daha fazla mesaiyle çalışıyorlar. Bir yandan da bugün konuştuğumuz toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri sebebiyle ciddi anlamda bir ücretsiz bakım yüküne yükleniyorlar. Bu onları iş hayatından geri koyuyor, çalışma sürelerini uzatıyor hepsinin karşılığı olmasa da ve iş yerinde şiddete ve tacize maruz kalıyorlar. Aferin, ücretsiz bakım yükünü açabilir miyiz? Çünkü... Bizim toplumumuzda ve bizim yapımıza benzeyen toplumlarda o zaten kadının görevi ne yani? Bunun için bir de bedel mi oluyor? Hani sanki biz öyle doğduk, onu da yapmak zorundayız anlayışı var ya. Ne demek o? O görünmeyen bir şey. Onu görünür yapalım aslında, sizin desteğinizle. Aslında çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Biz öyle doğduk. Yani hangi kültürde yaşarsak yaşayalım Türkiye'de hepimiz aslında kız çocuğu olarak bazı rolleri öğrendik. İşte yemek yapılması gerektiği. Ama erkek çocuğu daha dışarıda oynaması gerektiğini öğrendi. Kız çocuğu birazcık bebekle oynarken erkek çocuğu daha fazla araba kullanmaya başladı. Ve bunu eğitim düzeyleri farklı ailelerde yaptı. Eğitim düzeyleri yüksek ailelerde yaptı. Bir şekilde kabullenmiş rollere dönüştü. Çocuk annenin sorumluluğunda... Bu arada bu bütün dünyada hemen hemen böyle yani farklılıklar olsa da işte evin işi evin içerisindeki kadının üstünde, evin temizliği kadının üzerinde. Yani bu bir öğrenilmiş, kabul edilmiş ve toplumda devam eden bir iş bölümü. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel sebebi olarak. Ki bu pek tabii kadın da erkek de ev içerisinde bu rolleri de olabilir, destek verebilir, yapabilir. Bu kadın aman ha yapmasın, erkek hiçbir zaman dokunamaz, öyle bir şey değil. Ama oradaki bir eşitliği kurmak ve kadının aslında yapıyor olduğunu, veriyor olduğu emeğin bir adının olduğunu bilmesi de bilinçlenmek açısından çok önemli diye altını çizmek istedim. Affedin. Yok, sizin söz hakkınız çok, ama onu söylemek gerekiyor. Kadın noktaya. Emeği o. Yani hani doğal, sen öylesin, ev hanımısın, yapmak zorundasın. O görevinden öte orada bir emek var. Ve onun da bir adı var dünya literatüründe. Ve bunun o bölüşülmesi gerekiyor. Yani kadınlar ve erkekler olan. Arasında, kurumlar arasında, yerel yönetimler arasında, sivil toplum arasında bu... Görünmez emeğin, bu yükün bölüşülmesi gerekiyor. Çok kısa bölgeye veya afete geçmeden önce aslında bu işler ücretli olarak da yüklenildiği zaman işte ücretli ev işçileri, bakım işçileri de aslında ekonomide daha genelde kadınlar yapıyor. Daha düşük ücret alıyorlar. Daha fazla güvencesiz koşullarda çalışıyorlar. Bu da maalesef dünyadaki istihdamın, kadın istihdamının kötü durumlarından biri. Bölgeye gelmeden önce... Size ufak bir destek olsun diye söyleyebilir miyim? Çünkü Uluslararası Çalışma Örgütü sizin kurumunuzun verisi bu. İş hayatında kadın ve erkeklerin aldığı ücret farkı %15 civarında. Aynı işi yapan kadın ve erkek farklı ücret alıyorlar. Aynı yani eşit değerde işe eşit ücret anlayışı maalesef uygulanmıyor. Yok, bizde de dünyada da. Dünyada da Türk... Maalesef. Bunun çok düşük olduğu ülkeler var ama hemen hemen bütün dünyada bu ücret farkı var.
O hesaplamalar ama böyle bir aynı işi yapan kişiyle kadın erkeğin çalıştığı sektör üzerinden bölünmüyor. Tüm Türkiye'deki şeyin sektörlerin toplamı üzerinden bölünüyor. TÜİK'le birlikte yapmıştık o hesaplamayı 2018 verileri üzerinden. Türkiye'de kayıt dışı dahil edildiği de gelir yaşam koşulları anketinden %15 civarında bir ücret farkı çıkıyor maalesef. Bu da hiç de düşük değil. Şimdi bölgeye döndüğümüzde aslında bölgede tarım çok yok. Önce bir afetin tüm kadınları nasıl etkilediğini Gül Hanım'ın girişinin üzerine istihdama da ciddi bir etkisi olacak. Çünkü hani dedim ya güvencesiz çalışıyorlar kadınlar, kayıt dışı çalışıyorlar. Düşük ücretli sektörlerde çalışıyorlar ve maalesef biz bölgede bunun daha da yoğunlaştığını göreceğiz. İşte evleri yıkılan kadınların sadece evlerini kaybetmeyecekler. Evet, evler çok ağır bir kayıp ama evde üretim yapan kadınlar var, işte parça başı ücret alan kadınlar. Mesela bu kadınların artık işlerinin devamlılığı yok çünkü bir iş yerleri yok. Tabii ki başka iş yerleri de yok. Aynı şekilde başkalarının evlerini temizleyen kadınlar var, çocuklarına bakan kadınlar var. Yine onlar için de istihdamdan bir kayıp olacak ciddi anlamda. Hani büyük bir kısmı kayıt dışı ama ücret getirici anlamda bir kayıp yaşanacak. Bölgeye ilişkin veriler bize şunu söylüyor. Aslında kadın istihdamı çok da yüksek değil bölgede. Yani bu 11 ilde de çok yüksek değil. Dün DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın bir araştırması oldu, tahmin ediyorum. Onun verileri sizin de karşınızda. Türkiye kadın işsizliğinin %10'u zaten bölgedeymiş. Yani bizi önümüzdeki dönem 11 il adına zaten işsizliğin, kadın işsizliğinin, genç kadın işsizliğinin yüksek olduğu bir coğrafyada çok da iyi bir dönem beklemiyor. İşte bu noktada kime görev düşüyor? Uluslararası Çalışma Örgütü hep üç yapılı çalışıyor. İşçi temsili, işveren temsili ve hükümetler. Şimdi aslında tabii ki İlki destekler, acil destekler çok önemli yaşamları kurmak için. Ama orta düzeyde ve uzun dönemde bölgenin insana yakışır işlere erişebilmesi için işçi, işveren örgütlerinin, kamu yönetimlerinin, hatta bunu daha genişletilmiş olarak düşünürsek yerel yönetimlerin, sivil toplumun iş birliğiyle oradaki herkesin ama özellikle işsizliğin, kadın işsizliğinin %10'unu oluşturan kadınların ciddi anlamda bir istihdama katılımına ihtiyaç var. Yine dünkü o araştırmanın verileri şöyle bir şey diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kayıt dışı kadın istihdamının da çok yüksek olduğu bir şey. Şimdi kayıt dışılık bize bu dönemde neyi gösteriyor? Yani hepiniz takip ediyorsunuzdur. Aslında devletin bir takım destekleri olmaya başladı. İşte kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği. Maalesef kadınlar kayıt dışı çalıştıkları için bu desteklerden faydalanamıyorlar. Yani hani erkeklerin en azından kayıtlı çalışan erkeklerin eline kısa bir süre bile olsa geçimlerine katkı sunabilecek bir meblağ geçerken kadınlar devlet üzerinden bu başvuruda da bulunamıyorlar. Her açıdan bu kadınları çalışma yaşamında da dezavantajlı bir duruma getiriyor. Hanımları kayıt dışı çalışıyor ve diyebilir miyiz ki emekçi ayrımı yapmayalım, aslında bütün kadınlar emekçi. Elbette deriz. Yani ben mantığım o şekilde ücretsiz gidiyor. Ücretsiz emekle söz gerek ettiğimizde yok yani emekçi, tabii ki. Evet. Yani bölge için ciddi yatırımlara ihtiyaç var. Bir de belki şunu söylemek gerekiyor. Bu tip afetlerden sonra iş gücü dönüşümleri, istihdamın dönüşümleri için ilk yapılan yatırımlar daha çok İşte inşaat sektörüne ve erkeklerin yoğun o. Tabii ki bölgenin yeniden yapılanması gerekiyor. Erkek egemen sektörlere yapılacak. Ve bu noktada kadınların yine birazcık istihdamın dışına çıkılmasına sebep olabilecek. İşte bu dediğimiz ilk andan ilerlemenin en inşallah göreceğimiz güzel noktalarına kadar kadın bakışını ve kadınların istihdamına katılımını destekleyecek toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin içerilmesi gerekiyor. Tabii ki bakım emeğinin ve kadınların üzerindeki bakım yükünün de bölüşülmesi gerekiyor farklı taraflar arasında. Ben size son turda, birazdan Özden Hanım'la konuştuktan sonraki son turda politika önerisi soracağım. Çünkü bunların hiçbirisi öyle çözülemeyecek şeyler değil. Ortak akılla, Türkiye'nin kaynaklarıyla, aklıyla, fikirle çözülemeyecek şeyler değil. Bu irade göstermek ve ısrarcı olmakla yapılabilecek şeyler.
O kısma gelelim ama şu anda sizin söylediklerinizden bende kalan, afetten etkilenen bölgede zaten kadınların iş gücüne katılımının az olduğu, kayıt dışı olarak çalışan kadınların sayısı fazla olduğu için maalesef bu desteklerden faydalanma imkanlarının bulunmadığı. Çünkü düşük oldu. Yok. Bu dünkü DİSK'in evet. araştırmasının verilerinden yola çıkarak paylaşıldı. Kadınların yarısı kayıt dışı çalışıyor Hı-hı. diyor. DİSK Genel İş Kadın Emeği 2023 Hı-hı. raporu bu, dün gelen. Bu da tabii bu tip ödeneklerden, Hı-hı. desteklerden faydalanamayacakları manasına geliyor. Ve bir taraftan da şimdi bundan sonrası geleceğe yönelik inşaat sektörü yeniden yapı kurmak önemli olacak. Erkeklerin daha çok katkı verebildiği bir sektör daha aktif olacak bölgede. Bu da kadınların istihdamı için ayrı bir bakış açısı geliştirmeyi gerektirecek. Onu son turda size tamam. öneriler olarak soracağım. Oldu mu? Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Özden Hanım, Özden Işık. Evet. Özden Hanım, sizin biliyorum ki bir sunumunuz ve göstermek istediğiniz evet, fotoğraflar evet, evet, var. Böyle 2-3 evet. tanesine bakıp dinamik hızlı gidebilir Çok miyiz? Çok hızlı gitmek zorundayız çünkü zamanı evet. Birazcık daha erken evet. kullanmak. Yoksa biz daha tren kaçıracağız. Herkes de evet, bir evet, sonraki evet. randevusuna geçeceğiz. O yüzden ben çok çok hızlı gitmeye gayret edeceğim. Tamam. Kısa sürede çok fazla tamam, bilgi buyurun. Vermeye tamam. gayret edeceğim. Umarım yeterince verimli olur. Bir kere önce bu kadın topluluğu için çok teşekkür ediyorum. Ben Sayın Başkanımız adına değil ama konuşmacı olarak teşekkür ediyorum. Bu kadar kadını bir arada görmek afetle ilgili bir konuda, afetle kadın ilişkisinde ki duyarlılığınızı gösteriyor. Bu alanda da böyle sizin söylediğiniz gibi afet öncesindeki örgütlenme yapısında da az sonra hemen örneklerini vereceğim. Böyle. Kadının duyarlılığı erkekten çok daha fazla afetlerde. Neden bu şekilde? Ama bu kaynak olarak niye kullanılmıyor? Hala neden kadınlarımız risk taşıyorlar? Çünkü eğitimsizler yanlış yapabildikleri için de risk taşıyorlar. Geleceğimiz onlarda. Annelik rolleri var, görevleri var. Ve bu annelik olayı içinde de yanlış bilgilerle çocuğu geleceği yani yanlış yönlendirebiliyorlar. Peki kadın kaynağını geliştirirsek neler yapabiliriz? Çok şey yapabiliriz. İşte Türkiye o zaman sayın ülkemizin kurucusu çok değerli Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği o hak o zaman gerçekten anlamını bulacak. Yoksa hala mecliste istenen seviyeye yani gelmiş değil. Ben ayakta anlatsam bir problem Tabii olur ki, mu buyurun. Bilmiyorum. Çok hızlı bir sunuma geçeceğim çünkü. Evet, bakın, evet. Neden ilerleyemedim ben? Yanlış mı yapıyorum acaba? Kullanamadım. Oldu, şimdi ilerlediniz galiba. Ha, evet. Tamam. Kavramla afet, bakın resmi kurumda Türkiye'nin ilk afet yönetim merkezinde 12 yıl bir yöneticilik dönemim oldu. Daha sonra ilçe afetler kapatıldı. Valilikte görev aldım. 10 yılda İstanbul Üniversitesi'nde afet kültürü dersi verdim. Bu ne demek? Sonra da şu anda bir sivil toplum, Türkiye için çok önemli bir sivil toplumun başındayım. Oğuz Gündoğdu hocamız Türkiye'nin çok tanıdığı bir isim. Temiz, dürüst ve bilgisine güvenilir. O kişi başındaydı. Geçtiğimiz Mayıs ayında onu kaybettik ve benim de bu taşın altına elimi koymam zamanı, bayrağı taşımam zamanı geldi. Neden bu örgütlenmeye kadar bu süreci gözlemledim? Bakın gözlemlediğim her yerde akademik ortam, kadın, saha ortamı, arama kurtarmada kadın, sivil toplum kuruluşlarındaki kadın ve şu anda da dayanışmadan çok bahsettiniz kadın örgütlerinin. Dayanışma her şeydir diyoruz. Evet dayanışma ama kadın dayanışması çok şeydir. Çok şeydir. Onu başarabilirsek kadınlarda da böyle bir problem var. Birbirleriyle örgütlenmeleri uzun sürmüyor. Örgütlenmeleri uzun ömürlü olmuyor. Evet gördüğünüz gibi etkilenen topluluğun üstesinden gelemediği diyoruz kısaca. Kaynaklar çok önemli. Neden kaynaklar önemli? Müdahalede çünkü kaynak yetersiz kalınca afet diye adlandırıyoruz. Her şey afet değil. Eğer müdahale edebiliyorsak kendi kaynaklarımızla o olay acil durumdan öteye gidemez. Peki afet olunca nedir bu kaynaklar? Ekip, ekipman, insan. En değerli kaynak insandır. İnsanları da tabii ki cinsiyetleri bakımından ayırdığımızda kadın kaynağının verimli kullanmadığını görüyoruz. En gelişmiş ülkelerde de böyle. Bakın İngiltere'de bir yayın yaptık. Gene Gündoğdu hocam ve diğer akademisyen arkadaşlarımla.
afetlerde kadın risk midir, kaynak mıdır diye İngiltere'den çok fazla ses geldi. Çok önemli bir yerden gelmişti bu teklif bize, Viyana'daki bir kongreden. Neden dedik İngiltere böyle? Orada da toplumsal cinsiyetle ilgili problemler var. Yani gelişmiş gelişmemiş değil. Erkek egemen toplumun kadına o fiziksel gücünü kullanarak ne kadar ortam bırakıyorsa, bu feminist bir söylem değil. Ama toplumsal cinsiyet söylemini evet feministler sert bir mücadeleyle çıktılar. Söylediğiniz 1857'den itibaren örgütlenme süreci ve dünya konferanslarında, kadın konferanslarında süreç buraya kadar getirdi bizi. En acı şey şu anda Hatay'da, Maraş'ta bunların çok acı örnekleriyle geri dönüşler alıyoruz. Bakın 99'dan beri ben görev yapıyorum, 24 yıllık. Hatta Gazi de diyebilirsiniz, bir ayakta gitti bu konuda çalışmalar sırasında. Yani gözlemlediğim kültür şoku. Bildikleriniz ortamla eşleşmiyor. Ne demek bu? Siz uluslararası çalışmalarda örnek, malzememiz çok çünkü bizim. Yabancılar 99'da çok faydalandılar bizim affet alanımıza. Ama bizler daha yeni yeni bu malzemenin farkındayız. Gördüğümüz farklı ortamları gördüğümüz için spesifik olayları öne çıkarttık ve gayet güzel önerilerimiz var. Hatta Uluslararası Birleşmiş Milletler'de afet yardımında asgari standartlar denilen bir öğreti vardır. Onlar o standartlara göre afet çalışmaları yapılır. Su, sanitasyon, gıda, ulaşım gibi, barınma gibi bunlar üst başlıklarıyla biz ona toplumsal cinsiyetin, kadının afetteki adaletsizlikten kaynaklanan mağduriyetlerini az önce söyledi. Bunu deprem bölgesinde nedir? Riskler evet. Nedir? Bakın, kadın bir risk. Artık o yapamadım ben. Siz mi ilerlersiniz? İlerlemedi mi? Kadının İlerledi kadın... şimdi. Şu anda evet. Afet türleri çoğaldı, gelişti. Tüm ülkeyi tüm dünyayı sardı. Küresel afet ve işte biyolojik afet eklenip müsilaj bile eko çevreyi yok etmesi demek, afete neden olması demek. O gökdelenler demek, sirkülasyonu kesmesi o çevrenin ve kasırgalara kadar. Şurada bir ilginç bir şey var, bunu gösterebilirim kısaca. Çünkü tamam. Deprem odaklı gidiyoruz. Niye? Çünkü Türkiye'de %61 oranında yıkıcı bir afet istatistiksel olarak dilimi söz konusu türler içinde deprem. Kaf ve DAF var çünkü. İki katil fayımız var. DAF dediğim Doğu Anadolu fayı, Kaf da Kuzey Anadolu fay zon. Her ikisi de çok tehlikeli şimdi. Ne bekleniyor? Marmara şu anda ayakta. DAF büyük bir yıkım, büyük bir kırılma geçirdi. Kaf dediğimiz olayda yer bilimcilerinin yakın tehlike olarak adlandırdığı İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'daki belki Maraş'tan, belki Hatay'dan çok daha komplike, farklı ikinci, üçüncü tsunami'sini getirebilecek veya işte heyelanları tetikleyecek, beraberinde yangınları, kara bir tablonun içindeyiz. Kadın dayanışması o yüzden çok, kadın aydınlanması, kadın eğitimi. Kadını risk durumundan hızlıca çıkarıp kaynağı geliştirmek için bir seferberlik yapmak zorundayız. Arkadaşlar kaybedecek zamanımız yok. Yakın tehlike. Yani bize de geliyor artık. Orada acılar çekiliyor. Şu anda kim bilir kadınıyla erkeğiyle, böyle sadece orada o ayrımı yapamıyoruz. Orada her şey var. Kadınıyla erkeğiyle orada bir mücadele söz konusu, insan hakkı bakımından da ele alınması gereken birçok şeyler oluyor. Gördüğünüz gibi Sayın Başkanımız da bir afetçi gibi anlattı size zaten bunların hepsinin özetini. Çok saygı duyduğum, kadına çok her alanda değer veren, çok onur duyuyorum burada olmaktan Sayın Başkanım. Kadınlar, çocuklar, engeller, yaşlılar, süregen. Süregenlerin işi de çok zor. Diyaliz hastaları var. Sürekli ilaç bağımlılığı var. Belli mekanizma ekipmanları kullanmak zorunda olan insanlar var. Bunların tespiti çok önemli. Ne bazında? Kat planları içinde bulunduğu yere bile eylem planı ve tatbiki çalışmalar yapılması lazım. İşimiz o kadar çok ki. O yüzden kadınların hızlı örgütlenip yapması lazım. Bunları zaten Sayın Başkanımız da söyledi. Evet, oradaki mağduriyetlerle ilgili farklılıkları getiriyor. Bunları da geçiyorum.
atfedilen rollerdir toplumsal cinsiyet. Cinsiyet, biyolojik, fiziksel farklılıklarımız. Toplumsal cinsiyet işi artık sosyolojide bir kavram olarak anılıyor. Bunu da işte dediğim gibi ilk olarak feministler bize kazandırdı. Evet, ihtiyaçlar ve önceliklerdeki farklılıklar az önce söyledi hocamız. Bir kadın pedi bile, özel ihtiyaçları var kadınların, bakın. Acil eylem planında siz kadın doğumcuları eş zamanlı sahaya sürmek zorundasınız. Neden? Çünkü hamile gebe hanımlar afet gibi durumlarda erken doğumlar yaparlar. Gıda emzikli bayanı düşünmek zorundasınız. Neden? Ona hayati tehlikeye girmesin ve o gelecek olan çocukla ilgili de problem yaşamasın gibi birçok şey var. Barınma diyoruz. Hala iptidai ortam. Bakın öyle bir rapor geldi ki sahadan. Barodan geldi, oradan geldi, buradan geldi, bir çevreden geldi. Çok korkunç şeyler yaşanıyor. Hani sadece biz daha önce başka ülkelerde yaşanıyor sanıyorduk. 17 Ağustos'u çok güzel idare edip çok güzel atlattık aslında. Yani orada kriz yönetimi çok başarılı. Burada kriz, hep kriz yönetiminde başarılıyız diye anlatırdım. Burada kriz yönetiminde de başarılı olamadık. Çok üzgünüm. Ki birçok bilgi gittiği halde, birçok uygulama yapıldığı halde demek ki Türkiye'ye yayma konusunda da bir problem yaşanmış. Peki, bakın, Özler Hanım. Hemen 10 dakikamız var bu panelin bitmesine. Son cümlemi söyleyeyim o zaman. Evet, lütfen. Bakın, çadır olayından artık vazgeçilmesi lazım. Biz artık nedir yani ilkellikten kalma bir şey? Nedir? Konteynerler var, bütün teknoloji ilerlemiş, birçok şey daha pratik yöntemlerle çözülebilecek olay. Daha insanlarımızı çadır ve o çadırları da bitişik koyuyoruz. Az önce söyledim. Afet yardımı da asgari standartlar. İki çadırın arasında en az bir, hadi 5 metre yapamadınız bu ülke şartlarında ve yeşil alan, toplanma alanı şartlarında, barınma, çadır kent alanı şartlarında bari 2 metre bir boşluk bırakın değil mi? Yangınlar ötekinden ötekini sirayet ediyor. Taciz, tecavüz olayı çadır kentin çok uzağında tuvaletler olduğu için halen cinayete varan sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Çok ciddi bir kadınla ilgili problem, kendi eşleri tarafından bile sıkıntı yaşayabiliyor kadınlar. En çok boşanma oranı afet olan yerlerde, deprem özellikle olan yerlerde. Ya erkek egemen sanki evi yıkılınca iktidar gitti gibi düşünüyor. Böyle bir psikolojik oluşma bunu giriyor. Bir sonraki bunu psikiyatrist İler söylüyor, ben söylemiyorum. Kadınlar ise toplumsal cinsiyetle ilgili yükleri orada tuhaf bir şekilde işe yarıyor. Peki. Neden? Yemeğini yapmak zorunda, çocuğuna bakmak zorunda. Meşguliyet ve çadır kentin etrafında oturup toplanıyor ya hanımlar yemeklerini ayıklarken. Konuşuyorlar. Erkekler bunu yapmıyor. Çekiliyorlar. Nerede bu devlet, nerede bu millet? Erkek egemen, mülki amirlik çöküyor. O yüzden hep planlamalarda zaten başka yerle eşleştirir. Bu konu çok derin arkadaşlar. Zaman maalesef yok. Soru iyi olacağım. Kullanmaya çalıştım ama bu kadar bilgi aktarabildim. Gerçekten bu ayrı bir güzel bir konu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sorulardan sonra bir son tur alarak çözüm önerilerinizi duymak istiyorum. Aslında hızlanmamın sebebi oydu. Hani siz bize bir resim çizin, sonra dönelim sorulara, ondan sonra da çözüm nedir? Yüzü geleceğe bakan bir şekilde bitirelim bu oturumları diye. Şimdi varsa eğer ekipten arkadaşlarımız soru göndermek isterlerse, telefonum açık, bekliyorum soruları. Varsa biliyor AB ekibine bu not. Ama salondan var mı soru? Buyurunuz, ilk sizi gördüm. İsminizi de söyler misiniz bize? İsterseniz. Memnuniyetle. Öncelikle bu konuda emeği geçenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Eskişehir'de Damla Özgereksimler Derneği Başkanı Emel Kapanoğlu. Emel Kapanoğlu gördüğünüz üzere özel gereksinimi olan bir birey. Şimdi 11 ilde yaşanılan depremi biz 81 ilde içimizde yaşadığımız depremle hissediyoruz. Neden dolayı? 99'da kısmen de olsa acı tecrübeyi yaşamışlardan biriyiz ve biz yine bu depremde yok sayıldık.
Ve bizim gerçekten ihtiyaçlarımız özellikle engelli bir kadın olarak çok daha farklıydı. Ve burada bugün engelliler diyoruz ama onların sorunlarıyla ilgili değindiğimiz bir husus yok. Böyle bir çalışmanız var mı? Bu soruyu sorarak müsaadenizi istiyorum. Saygılar sunuyorum tekrar. Çok teşekkür ederim. Sorunuz özellikle bir konuşmacımıza yönelikse hepsine, onu da duyalım. Hepsine yönelik. Çünkü hepsinin üzerinde değinilmesi gereken konular var. Fakat kim daha üzerine fazlasıyla peki alacak olursa saygılar. Peki. Çok teşekkür ederim. Bir iki soru daha alalım ondan sonra. Var mı başka sorumuz bu taraftan? Buyurunuz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Böyle bir güzel bir toplumla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına katkı verdiğim için de çok mutluyum. Avrupa Komisyonu Başkanı arkadaşımıza hoş geldin diyorum. Ve bizim Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Komisyonu'nun Lanzarote Sözleşmesi'ni de uygulamaya koyduğumuzu kendisine duyurmak istiyorum. Şimdi ben tabii ki hepimiz gibi depremden çok çok etkilendik. İki cilt travmaya maruz kaldık. Ve de hep düşündük yani nasıl olacak, bu çözüm nasıl olacak? Şimdi eğer AFAD kanalıyla bu ülkenin felaketleri çözülecekse oraya bir tane de eş başkan yapıp bir kadın bir erkek başkan olmalı. Çünkü yani kadınların düştüğü durumu atlatmak mümkün değil. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu bu toplantının çıkış metninde mutlaka kadınların da bu afette söz sahibi olmalarını istememiz lazım. Bunu çıkış sonuç bildirgesinde mutlaka vurgulanmalıdır. Çok teşekkür ediyorum hocama ve Büyükelçiliğe. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir kavram var, cinsiyet körlüğü. Mesela yapılan yardımda, örneğin biz bizeyiz, açık bunları konuşalım. Bölgede özellikle stres sebebiyle menstruasyon bambaşka bir boyutta. Kadınlar regl oluyorlar, erken regl oluyorlar, uzun sürüyor. Ped gönderilmesi gerekiyor. Biz bunu haber merkezimizde de çok yaşadık, bunu anlatmaya da gayret ettik. Ama mesela o ped... Çünkü bölgenin de dinamikleri var. İnsanların neyle rahat edip etmediğine dikkat etmeyinin önemi var. O ped açık bir şekilde kutu orada durduğunda çekinebiliyor insanlar almakta, ihtiyacı olmasına rağmen. İşte o körlüğün giderilmesi gerekiyor. O da farklı gözlerin bir arada entegre olarak oraya çare üretmesiyle çözülebilecek, aşılabilecek sorunlar. O yüzden de hanımefendinin özellikle kadın gözünün de girmesi gerekiyor. Daha etraflıca, daha genişçe demesi çok çok değerliydi. Teşekkür ediyorum. Var mı başka soru? Hızla. Var mı? Yok. Peki. O zaman panele dönelim ve aynı sırada gidebiliriz. Hızlı hızlı gidebilirsek çok mutlu olurum. Ne olur affedin acele ettirdiğim için. Hem geleceğe yönelik afet ve kadın, bu tecrübe bize ne öğretti? Sizin tavsiyeniz ne olur? Hem de sorumuza cevaben de buyurun, nasıl arzu ederseniz öyle de paylaşın. Sizin sorunuza cevap vereyim. 144 bileşenimiz olduğundan söz ettik. Bunun, şimdi saydım ne kadar diye, 7'si engelli kadınlarla ilgili dernekler. Dolayısıyla yaptığımız tüm çalışmaları mutlaka her açıdan bakarak yapıyoruz. Ben size çalışmalarımızı 10 dakikada mümkün değil anlatamam. Yani bir aylık çalışmayı. Dolayısıyla çok haklısınız. Duymanız gerekiyordu. Duyamadınız bunları. O nedenle deprem bölgesindeki çalışmalarımızı da hem şu anda engelli olan ama daha sonra şu anda katılacak olan o kadar fazla engelli birey var ki, yani ben sosyal hizmet uzmanıyım. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin elemanları hastanelerde kol, bacak kaybı, göz kaybı o kadar fazla, mental anlamda kaybı olanlar birçok kişiden söz ediyor. Dolayısıyla gelecek planlamalarımızı nasıl çözeriz? Tedavilerinden başlayarak yaşamlarını daha insanca sürdürebilmeleri ve hakları alabilmeleri konusunda neler yapmamız gerektiğini çok ayrıntılı
anlatıyoruz. İçiniz rahat olsun. Sandalyeyi düşünün. Burada ailesini kaybetmiş bir bayan. Çok özür dileyerek, yani biz olduğumuz için çok rahatlıkla söylüyorum. Sizin bahsettiğiniz bütün ihtiyaçları bir başka erkeğin kollarında giderilmesi kadar korkunç bir olayın olabildiğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Tabii çok haklısın. Bunu çok yaşayan bizler olmamız nedeniyle bu konudaki çalışmaların ne kadar yetersiz olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Siz de kısaca, affınızı rica edeceğim. Siz de kısaca bizimle çözüm önerinizi paylaşır mısınız? Tabii buradan ki, o çözümler tabii çıksın. Tabii ki, tabii evet. ki memnuniyetle. Buyurun. Şimdi zaten o bölgede depremden sonra tekerlekli sandalye kullanmak mümkün değil. Evet. O tür arkadaşlarımızın acilen o deprem olmayan illere sevkiyatının sağlanması gerekiyor. Nakillerini. Yani burada da biz deprem geçirmemiş illerdeki yerel yönetimlerin acil bir çözüm politikası içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli. Yoksa peki. O bölgede müdahale çok daha zor onlar için. Peki, peki ben sorabilir miyim? Teşekkür ederim. Çok biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zaten bunlar yapılıyor. Tamam. Gül Hanım. Tekerlekli sandalyeler akülü yeterli mi? Çünkü devletin, kamunun böyle bir çalışması yok. Sivil toplum örgütleri ne kadar topluyorsa, ne kadar ulaştırabiliyorsa ulaştırıyor. Biz bunun için koalisyon olarak bir de peki. savunuculuk birimimiz var. Savunuculuk birimi de kamunun da kendisini revize etmesi, değiştirmesi, bu konulara farkın. Bakın, veri yok elimizde. Bakmayın o söylenen verilere. Doğru veriler değil hiçbirisi. Bunları çok iyi biliyorum. Pekala, affınızı rica ederek kahve aralarını tam da bu güzel sohbetler evet. sürsün diye planlıyoruz. Ama bir dakika, bitirdik, hayır bitirmedik önemli. Ama sizler kahve arasında evet. umarım devam etme fırsatı bulursunuz. Çok, birazdan geçeceğiz. Çok yaşamsal bir şeyden bahsettiğin. Siz de buyurun gelin. Görüşlerinizi paylaşın. Ondan sonra da iş gücüyle peki, yönelik notları kere, alıp bitirelim. Peki, bir kere ben izleyicilere şunu söylemek istiyorum. Çok hızlı bir sunum ve hiçbir bilgimi aktarabildiğimi de düşünmüyorum. Bir. İkincisi, değerli kardeşimiz, engelli kardeşim diyeceğim, sizle ilgili bir proje geliştirildi. Yani binlerce belki geliştirildi ama mahalle afet gönüllüler içinde yeriniz var. Yani şöyle söyleyeyim, mahalle afet gönüllüyü demek ilk 72 saatte asla hepinize birer profesyonel ekip, dünyanın hiçbir yerinde de yok zaten böyle bir lüks. Sizi kendi çabanız kurtarıyor. Bakın Hatay'da, Maraş'ta 110 küsur bin kişi kendi çabalarıyla kurtarıldı. Daha önce Gölcük'te 99'da, Kocaeli'nde 10 bin kişi kendi kendine kurtardı ve 500'ünü bunun profesyoneller kurtardı. Yani bu sayı oranına da bakınca mahalledeki örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Siz çevre güvenliğinizi alabilecek yeteneği sahip oluyorsunuz. İlk yardım, doğru yaralı taşıma. Siz hiç böyle bir tatbikat yaptınız mı evinizde, acil eylem? Mesela yakınınızın da sizin kadar bilgili olması lazım. Omerilik felçlerimiz, biz kategorik olarak da ayırdık engellileri. Omerilik felçlerini eğer siz 4 saat içinde, bakın 6 saat diyorlar ama bazı durumlarda 4 saat içinde sonda yetiştiremezseniz hayati tehlikeye giriyor zaten o. Acil eylemde nasıl o yakını sizi tahliye edecek? Güvenli alana nasıl taşınacak? Güvenli alanınız ne kadar güvenli alan? Sorunlar çok, o yüzden kadınların maglardaki oranı şu anda hiçbir şey, yani sunumda hiç gösteremedim. O çok üzgünüm. Zamanı çok sıkıştırdım. Bence panel sonundaki alkıştan insanlar sizden, bu katılımcılarımız, misafirlerimiz ya, sizden ne öğrendiler? Çok güzel göreceğiz. Ben hiç öyle hissetmiyorum. Teşekkür ederim abi. Daha fazla bilgi gitsin istiyordum. Gerçekten paylaşırsınız belki sosyal medyadan da buradaki sunumunuzu. Evet, olur evet, mu? Tabii ki bilmiyorum. Onu izin verirlerse tabii şeyler bağlı. Ha, onu bilemiyorum. Fikir. Evet. evet. Dolayısıyla mag örgütlenmesi, mesela Eskişehir'de çok uygun mahalle yapıları bozulmamış. Dolayısıyla çok hızlı ilerler. Burası çok çabuk ivme kazanabilir. Sayın Başkanımız mutlaka o konuda bir projeyi hayata hızla geçirir. Burada neleri geçirmiş? Şehri şehir yapmış bir hayran olduğumuz başkan var. Siz yani boşuna düşünüyorsunuz. Peki. Doğru ama doğru. Şimdi televizyonda hani bize reji süreyi söyler, burada da organizatörler söyledikleri için
yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İnsanlarıyız. Bizim evet. Eskişehir'le ilgili endişemiz yok. Bizden fazla düşünen başkanımız var. Başkanımıza Eskişehir'e aşık ama biz de başkanımıza aşığız. Aynen. Peki. Ama kadınlar da başkanın peki. Yanında olacak. Kahve çok güzel. Kahve harika. Kendi mahallenizde. Muhteşem kahve var. Hızla gideceğiz oraya ama bitmedi. Lütfen hızla cümlenizi bitirin. Sizden de geleceğe yönelik yorum duyalım ondan sonra. Buyurun. Gül Hanım sadece cümlemizi bitirelim ama oldu mu? Kahve birazdan çok güzel. Şimdi değil. Henüz bitmedi. Ama kahve dediğiniz herkes ayaklandı. Evet. Geleceğe yönelik kadın koalisyonu olarak üçgen dediğimiz hani kurtulmak için gereken bir üçgen yapma yaşam var ya onu yapmaya kadın yaşam merkezleri kurmaya başladık. Evet. Adana'dan, 2 dakika daha kalmanızı rica Adana'dan edebilir miyiz? 2 dakikacık sizden ricam. 2 dakikada bitiriyoruz. Antakya ve de Malatya'da kadın yaşam merkezlerini kuracağız, kurgulayacağız. Buralarda hem biraz önce sözünü ettiğim kadınların işte çamaşırlarını yıkayacağı, duş alabilecekleri yerler olacak. Hem de birlikte birbirlerine dokunacakları, sohbet edecekleri, birbirlerini iyileştirecekleri yerler olacak. Bakın bir de şunu söylemem gerekiyor. Mesela Ankara 400 binin üzerinde göç aldı. Biz Ankara'yla ilgili de çalışıyoruz. Ankara'ya gelenlerin birbirleriyle buluşacakları, birbirlerine evet. dokunacakları, aynı derdi paylaşanların birbirlerinden peki. etkilenmeleri çok daha farklı olur. Dolayısıyla peki. belediyelerin el verdiği ölçüde, mekanlarda onları bir araya getireceğiz. Ankara rehberi geliştirdik. Biraz önce arkadaşım sorunca baktım. Barınma, eşya yardımı, gıda, giyim, nakit desteği, istihdam, psikolojik destek, eğitim, burs, hukuki destek, kayıplara ulaşma. Arkadaşlar hala 2000'e yakın kayıp var. 2000'e yakın canını bulamamış insan var. Düşünebiliyor musunuz? Ağlayacak mezarım olsun diyorlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili çalışmalara da devam ediyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Tanıtım için güvenlik modülü Ayşe Hanım'a. Geçiyorum. Ayşe Hanım'ın son sözünü duymadık. Pardon. Siz de lütfen buyurun. Çok özür dilerim. Ayşe Hanım sizden de. Hayır, o konuda zaman baskısıyla çok zorlaştı. Şimdi lütfen affedin. Aslında bir saniye rica edip şunu söylemek istiyorum. Burada olan bizim yaşadığımız tecrübede duygu halimize ne olduğunu, ne kadar paylaşmaya ihtiyacımız olduğunu da gösterdiği için inanın az müdahale etmeye de çalışıyorum. Bu alışveriş de olabilsin diye. Çünkü buradan da iyileşiyoruz. Bu salonda da iyileşme var. O yüzden az müdahale etmeye çalışıyorum. Ama bir taraftan da biliyorum ki herkesin başka işleri var. Kaçırılmaması gereken İstanbul trenleri var. Kahve soğuyor. O yüzden hız. Ne olur sizler de affedin. Yoksa derdim acele ettirmek değil. Buyurunuz iş gücü açısından geleceğe yönelik ne söylersiniz? Politika yapıcılar, özellikle kadınların hayata tekrar tutunmasında iş gücüne katılımlarını nasıl öncelemeli, ne yapmalı? Buyurunuz sonra kahve. Tabii ki geçim kaynaklarına erişim çok önemli bir sorun. Ve belki ilk etapta kısa süreli daha geçici işlerde istihdam edilecekler. Hani bunlar istihdama da katılım sağlayacak bir şekilde ama kadının aslında hayata birazcık geri dönüşünü sağlayacak. Ama asıl politika kadınlar için sürdürülebilirliği olan, adil ücretlendirilebilen, güvenli, güvenceli ve sendikal yapılar aracıyla örgütlenebilen işlere daimi olarak erişmeleri. Burada sendikal yapıları çok önemsiyorum çünkü aslında çalışma yaşamını kadınların içinde olduğu, eşit koşullarda olduğu çalışma yaşamını daha ileriye taşıyabilecek olan alan işçi sendikaları, işveren örgütleri ve karşılıklı müzakereler, diyalog anlayışları. Bütün bu acının ve kötü günlerin içinde biz aslında dayanışmayı da gördük. Kendi alanları olmamasına rağmen işçi sendikaları, yani işverenleri bilmediğim için hani işçilerden söz ediyorum. İşçi sendikaları ilk günden itibaren arama kurtarma ekiplerindeydi. Hı hı. Yardım dağıtıyorlardı, gıda sunuyorlardı. Bölgedeki aslında tekrar çalışmaya başlanıldığında da insana yakışır işlerin daha yaygın olması için de mücadelelerini eksiltmeyeceklerini düşünüyorum. Bu anlamda kadınların güçlenmesi için, çalışma yaşamında daha iyi koşullara erişebilmesi için örgütlenebilmeleri ve işbirliği içinde onlar için sürdürülebilir, adil ücretli, güvenli ve güvenceli iş kollarının yaratılabilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Biten sadece panel, kadınların sözü hiç bitmesin, oldu mu? 15 dakika ara, sonra buradayız. Bu ikinci ve son panelimiz. Yine böyle hızlı hızlı gideceğiz. Niye öyle bilmiyorum ama hayat hızlı akıyor, biz de hızlı gidiyoruz. İşte tren kaçmasın, ne bileyim işi gücü vardır herkesin diye. Ama birbirimizi yakalamışken biraz daha böyle sohbet edebilelim diye. Öyle hızlı hızlı. Şimdi ikinci panelde bu ilkinde açtığımız konulara biraz daha başka yerlerden bakacağız, başka açılardan. Ben konuklarımızı çağırayım hemen, hızla bize katılsınlar sahnede. Sonra sohbet edelim beraber. Doktor Neşe Yılmaz, Eskişehir Tabip Odası Kadın Hastalıkları ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi. Buyurunuz. Nerede hocam? Merve Hanım, efendim? Kadın sağlığı. Kadın hekimlik ve kadın sağlığı. Düzeltmeyle tekrar söylüyorum, hoş geldiniz. İsminizin olduğu yere buyurun lütfen, oturabilirsiniz. Merve Hanım, Merve Edizkan, jeoloji mühendisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMOB'dan. Merve Hanım hoş geldiniz siz de. Doktor Selin Tekin, buyurunuz lütfen. Selin Tekin, Karabük Üniversitesi Edebiyat Tabii Fakültesi Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Türk Psikologlar Derneği üyesi ayrıca. Ne demek? Selin Hanım. Biraz daha güçlü olsun mu o ya? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Peki, ben yine lütfen kusuruma bakmayın, bilgisayarımı kucağıma alacağım, geçeceğim, oldu mu? Tamam, böyleyiz. Hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. Beraber 40 dakikamız var. Hızlı hızlı yine önemli konuların, açıların sizlerle üzerinde durabilelim istiyoruz. Biz çok böyle birbirimizi gördüğümüz için belki de onun muhabbetinden bir tebessüm var yüzümüzde de içimizin durumu hepimizce malum. Bir ayı anca atlatabildik. Böyle atlatılacak bir şey de yaşamadık bir taraftan. Hepimizin uykusu, vicdanı, gecesi gündüzü, estağfurullah çok teşekkürler. Alt üstken konuşuyoruz. Ben o yüzden Selin Hanım'la başlamak istiyorum. Psikolojimiz nasıl? Afet bölgesinde kadınlar ve afeti konuştuğumuz için kadınların hep farklı farklı etkilendiğini söyledik. Nasıl etkileniyorlar? Ve tabii sahadaki meslektaşlarınız da buradaki çalışmalara baktığınızda neler aktarabilirsiniz? Böyle başlayalım. İkinci turumuz olacak. Daha detaylıca konuşacağız. Ama ilk önce bir heybenizde neler getirdiyseniz onları bir alalım, sizden bir duyalım. Haydi başlayalım. Öncelikle afet evet belli bir bölgeyi etkiledi. Etkilenen kesim belli, yani direkt onlar etkilendiler ama hepimizin afeti haline geldi. Hepimizden, ben arkadaşlarımla Türkiye'nin her türlü yerinden, hatta dünyanın bir çok farklı yerlerinden arkadaşlarımla iletişim kurduğumda herkesin bir şokla, herkesin bir stresle karşılaştığını görüyorum. Bunlara biz ikincil travma adını verebiliyoruz gerçekten. Değil psikolog Mevlana olsanız bile aynısı oluyormuş. Yani hani ben afet olduğu andan itibaren şeyi hissediyorum mesela, çok acite hissettiğimi. Alana gidene kadar en azından ne yapacağım, ne durumdalar, nasıllar, devamlı olarak televizyona kilitledik kendimizi ya da işte sosyal medyadan gözlerimizi alamadık vesaire, sürekli bir acite almaya hissetmek çalıştık. Yani bir kaygı hali, devamlı olarak bir kaygı hali, uyuyamama, sürekli aynı o alanı düşünme, deprem alanı, depremdeki insanları düşünme vesaire hepimizi etkiledi. Nasıl etkilemesin? Çok büyük bir şey gerçekten. Deprem alanına gittiğimde gerçekten hani bir yandan çok hepimizin tahmin edebileceği gibi korkunç sahneler gördüm ama öteki yandan da gönüllüler gördüm. Birçok dayanışma halinde birçok insan, birçok farklı meslek grubundan, sadece kendileri gelmiş, birçok sendikadan ya da gönüllü organizasyondan gelmiş insanlar gördüm ve o gönüllü olmanın hem bizlerin üzerindeki pozitif etkisini hem temas ettiğimiz oradaki insanlar üzerindeki pozitif etkisine şahit oldum gerçekten. Bizleri gördüğüne mutlular. Bizleri gördüğüne gerçekten çok mutlu oluyorlar. Çok büyük bir öfke var, tahmin edebilirsiniz ki normal olduğunu tahmin ediyorum şu an bu öfkenin. Oradaki temas ettiğimiz insanlarda ya da depremi yaşamış olan temas ettiğimiz insanlarda bir öfke hakim. Hak veriyorum. Yani ben kendi adıma en azından hak veriyorum. Ama gördüklerinde bir destek, bir kaynak gördüklerinde ya da kaynaklarını ulaştırabilecek bir elçi gördüklerinde mutlu oluyorlar. Ben buna şahit oldum. Hem gönüllü olmak hem gönüllü görmek insanları mutlu ediyor. İnsanlar üzerinde pozitif bir etkisi var.
Ama stres ya da post travmatik stres bozukluğu manasında ya da travmatik bir olay bazında düşünecek olursak henüz ondan bahsedemiyoruz. Henüz ondan konuşamıyoruz çünkü bunun zamanı var. Travmatik dememiz için bir şeyin üzerinden yani travmatik bir olay. Olay gerçekten korkutucu bir olay ama bunun travmatik olarak adlandırılması için üzerinden biraz zaman geçmesi gerekiyor. Şu an yaptığımız şey, bundan belki birazdan daha çok bahsedeceğiz, psikososyal destek, psikologların genel olarak ya da psikolojik destek sağlayanların şu an yaptıkları şey genel olarak insanlarla temas kurmak ve psikolojik, psikososyal destek sağlamak. Selin Hanım, kadınlar, erkekler, çocuklar. Şimdi hep diyoruz ya kadınlar daha farklı etkileniyorlar afetlerden. Aslında bunun da bilincinde olalım diye de üstüne konuşuyoruz. Sahada neredeydiniz onu da bize hatırlatın. Hatay'da. Hatay, Antakya. Çok büyük yıkım aldı Hatay. Merkez üssü olmamasına rağmen. Kadınlar, çocuklar, erkekler ne yaşıyorlar? Nasıl bir destek talebiyle geliyorlar? Nasıl bir desteği alabilecek durumdalar? Neyi reddeder haldeler? Ya da desteğin orada olduğunu daha göremeyecek durumdalar? Biraz öyle de tarif edebilir misiniz? Çocukları, yani özellikle kadınlarla biz iletişime geçtiğimizde, kadınların, erkeklerin, çocukların tabii ki de farklı talepleri olabiliyorlar. Ben özellikle bir alana gittiğim, yani şöyle, biz bir ihtiyaç listesi hazırlıyorduk. İhtiyaç listesi için bir koli hazırlıyorduk ve bunu evlere teslim ediyorduk. Bize gelen adreslere teslim ediyorduk. Bazı zamanlarda tek kadın gönüllü ben oluyordum ve kadın talep etmiş oluyordu ve gördükleri anda konuşmayı ve anlatma isteği. Anlattıkları şeyler genellikle çocuklarıyla, yani kadınlar kendileri çok büyük bir şey yaşamışlar. Hayati bir risk yaşamışlar. Ölümlerden dönmüşler. Ve anlattıkları şey çocukları. Çocuğumun hayatı nasıl kurtarabilirim? Çocuğumun hayatı mahvoldu mu? Nasıl destek sağlayabilirim? Nasıl destek verebilirim? Devamlı olarak çocukları üzerine. Üniversiteye hazırlanan gençler var. Liselere giriş sınavına hazırlanan gençler var. Çok küçük yaştaki çocuklar böyle korkunç bir şeyle yüzleşmiş durumdalar ve anneler bunu düşünüyorlar. Bir yandan hem kendileri düşünüyorlar, kendileri üzerinde kaygı. Bazı zamanlarda da ki genelde bunu çocuklarının yanında konuşmak zorunda kalıyorlar. Yani hani bitmek bilmeyen bir yani bir kısır döngü içerisinde bu şey kaos yani psikolojik kaos diyelim devam etmekte şu an. Şunu da merak ediyorum. İki yönlü de gidebilir gibi geliyor. Daha ilk başında programı şundan bahsettik. Kadın sanki kendisi o travmayı yaşamıyormuşçasına bakım verme sorumluluğuna devam ediyor. Çocuğa, varsa anne babaya, işte eşine, hangi koşulda kim varsa çevresine ama kendisi de acılı, kendisi de o sarsıntı yaşadı. Bu acısını ifade etmeyi geciktiren bir şey mi? Aslında iyileştirici bir şey mi? Yoksa kadının yarasını derinleştiren bir şey mi oluyor? Çünkü kendisi anlatamıyor ki sıra gelmiyor ona. İkinci stresör dediğimiz bir şey var. Bu ikinci travmadan farklı. Travmatik bir olay birinci stresör. Yani afet dediğimiz şey birinci stres yaratan ilk etki. Bir de ikinci stresör dediğimiz şeyler var. Bu travmayı hissetmeyi geciktiren faktörler. O travma gitmiyor, o travma bitmiyor. Biz bunu Marmara depreminde de gördük. Biz bunu Van depreminde de gördük. Ben Marmara depreminde yaşım daha küçüktü ama Van depreminde bizzat oradaydım. Ve onların etkilerini, yani kadınların özellikle o duygularını o an gösterememenin ya da saklıyor olmanın ya da devamlı olarak bastırmak zorunda kalmasının gene toplumsal cinsiyet rolleri dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle bu böyle. Devamlı olarak bir ertelediklerini ve daha sonrasında çok büyük sorunlarla karşılaştığımızı gördük. Yani daha sonrasında travmayı atlatamamaları ölümle bile sonuçlanabiliyor bazı zamanlarda maalesef. O yüzden ideali güvenli, kadınların şikayetlerini ve ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde dile getirebilecekleri alanları bir an önce oluşturabilmek. Ki bir an önce dertlerini paylaşabilsinler, bir an önce çözümler üretilebilsin ki ertelemek zorunda ya da bastırmak zorunda kalmasınlar. Çok teşekkür ederim. İkinci turda ben hep yüzü geleceğe bakarak bitirmek istiyorum. Çünkü onun için konuşuyoruz. O geleceğin inşa edilmesi gerekiyor. Hepimizin orada bir rolü var. Bunlar süslü cümleler de değil. Gerçekten hepimizin orada bir rolü var. Burada bile o yüzden bulunmak istiyoruz. Geleceğe yönelik olarak o tekrar duygu inşasını nasıl yapabiliriz de ikinci turda gelmek istiyorum. Ve sizlerin de lütfen soruları olursa onları bizimle paylaşın. Öyle daha zengin bir sohbet oluyor. O zaman daha biz bize hissediyoruz sizden de soru gelince. Siz de ne olur düşünün. Size de döneceğiz sorular için. Neşe Hanım'la devam edelim. Neşe Hanım'dan da destek isteyeceğiz.
meslektaşlarınızla konuştuğunuzda, sahada bulunduğuma fırsatınız olduysa neler gördünüz? Hep bahsettik kadınların, halk sağlığı açısından da kadınların tecrübelerine farklı bir hassasiyet, bir göz geliştirmek gerekiyor. Neler yaşanıyor ve ilk gördüğünüz aciliyetler, altını çizdiğiniz, yeterince duyulmadığını, görülmediğini düşündüğünüz noktalar neler o bölgede? Öncelikle Türk Tabipler Birliği'nin sağlık tanımıyla başlayayım ben. Biz sağlığı fiziksel, ruhsal, sosyal ve siyasal tam iyilik hali olarak tanımlıyoruz. Ve depremi olağanüstü durum diye niteliyoruz. Ve olağanüstü durumlarda farklı sağlık hizmeti verildiği bilgisine sahibiz. Sahadaki gözlemlerimiz aslında bugün anlatılanlarla birebir aynı. Bir iki örnek vereyim daha canlandırıcı olması açısından. Örneğin sağlık çadırına gelmiş bir kadın 3-4 gün önce rapor istemiş. Çok şaşırmış arkadaşlar, deprem bölgesinde ne raporu? Hı. Hani biz hekimler pek çok kez rapor isteğiyle karşılaşırız ama deprem bölgesi nedir? Bu kadın 8 odalı bir sahra çadırında yaşıyor. Her odada bir aile var ve odalar çadır bezi ve fermuarla birbirinden ayrı. Kadının 8 ve 6 yaşında iki çocuğu var ve işvereni kadını işe çağırmış. Kadın çocuklarını işe götüremiyor. Çadırda da bırakamıyor çünkü bir bez arkasında tanımadığı insanlar var. İşte bu nedenle burada bir sunum hazırlamıştım fotoğraflardan oluşan. O nedenle biz hani orada muayene etmek, ilaç yazmak kısmında değiliz. O kısmı yürütüyoruz kamu eliyle. Ama biz Türk Tabipler Birliği gibi demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları bu açıkların tamamlanması için sahadayız aslında. Yaşanılan çadır kentte eğer sosyal ortamlar oluşursa çocuklar için kreş, anaokulu, okul, daha doğrusu annelerin onları güvenli bırakabileceği yer olursa ve bakım emeğinin devam ettiği yaşlı ve engelliler, kronik hastaları için uygun sosyal mekanlar olur ve bunlar topluca kadının üzerinden alınarak ortak bakılabilir hale gelirse, hem biraz önceki panelde konuştuğunuz gibi kadının iş gücüne katılımı daha kolay olacaktır. Hem de daha sağlıklı bu travmayla baş etme yolu bulunacaktır. İkinci bir örnek, yine bir kadın geliyor, çocuğunda akciğer enfeksiyonu var ve çadır revirindeki arkadaşlar hastaneye sevk etmek istiyorlar çünkü yatarak tedavisi gerekiyor. Kadın diyor ki mümkün değil, gidemem çünkü çadırda engelli bakmakla yükümlü olduğum biri var. Yani burada hekim olmanız, tanı koymanız bir şeyi yaramıyor. Mutlaka sosyal şartları, ortamı düzenlenmesi gerekiyor. Sahadaki arkadaşlarımın ve bizim gözlemimiz, kamu çok hazırlıksız. Yine bütün demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kadın dernekleri ise hazırlıklı. Herkes ne olacağını biliyor. Sahada da o şekilde çalışılıyor. Eğer zaman olursa bir iki fotoğraf gösteririm. Örneğin Türk Tabipler Birliği, Ses Sendikası, gidilen her yerde kadın sağlığı birimleri açtılar. Hadi görelim. Geldi galiba, değil mi? Görüntüleri doğru anladım değil mi arkadaşlar? Evet, fotoğrafları evet. Hızlıca geçeyim tamam. Ben. Şimdi işte bahsettiğimiz bu. Kadının bakım emeği şimdi bu halde. Bu olması gereken bir çadır kent. Görüyorsunuz 5 bölümden oluşuyor. Bunların sayıları önemli. 1000 kişinin kurulduğu bir köy istiyoruz. Ve ondan 5 tane olsun. Onun ortasında merkezi hizmet birimleri olsun. Bunlar sağlıkla birebir ilişkili. O merkezi hizmet biriminde yönetim birimi, güvenlik birimi ve güvenlik biriminde kadın güvenlik personelinin olması, kadınların ve kız çocuklarının hem cinsel şiddetten hem de genel şiddetten korunması için önemli. Ambar depo ilk kayıt
Ama şuna dikkatinizi çekmek isterim. Bu kamp alanının sınırları belli, giriş ve çıkışı tek. O köy diye bahsettiğimiz küçük birime bakıyoruz. Aynı genel merkez hizmet birimleri gibi orada da var. Yardım birimi, sağlık birimi, toplu beslenme merkezi, mutfak, iletişim, eğitim, güvenlik, oyun çadırı, çok amaçlı çadır, banyo ve yıkanma yerleri. Ve biz hem olağanüstü durumlarda sağlık hizmeti kolu hem de kadın hekimlik ve kadın sağlığı kolu olarak uzun yıllardır hatta kuruluşumuzdan bu yana bu olağanüstü durumlarla ilgili konularda bilgi, beceri ve deneyimlerimizi arttırıyoruz. Bunların düzenli eğitimlerini yapıyoruz. Hı hı. Ve örneğin kadın hekim kolumuzun bu konudaki çalışmalarını da sahada uygulamaya çalışıyoruz. Alana giriş ve çıkışlar mutlaka kontrollü olmalı. Ve her zaman söylüyoruz, tüm ortak alanlar iyi aydınlatılmalı. Evet. Bunu neredeyse tüm konuşmacılar söyledi. Bu aslında görece yukarıdan en iyi görünen çadır kenti fotoğrafını getirdim. Daha korkunç örneklerini gördünüz. Ama bu asla kadın için güvenli bir çadır kent değil. Görüyorsunuz, çevresinde hiçbir güvenlik önlemi yok. Duvarlar çevrilmemiş. Şuralarda hani ışığı var mı bunun bilmiyorum ama şu mavi gibi yerler tuvalet. Şu en alttaki çadırdan o tuvalete 3 çocuklu bir kadının her kişi geldiğinde o çocuğu tekrar tekrar götürdüğünü düşünün. Bakın şu alt tarafta muhtemelen gelen paketler dağıtılıyor bir curcuna halinde. Her yerde araç. Yani bu kadar açık bir alanda kadın ve kız çocuklarının insan ticareti, insan kaçakçılığının ağına düşmemesi olanaksız. Ve biz tüm bu çadır kentlerde çadırların kapılarının birbirine bakacak şekilde kurulmasını isteriz. Bu çünkü kadına yönelik şiddeti engelleyen bir durumdur. Fakat hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Bu deprem bölgesinde... Bu söylediğiniz çok önemli ve çok da kolay bir çözüm. Uygulanıyor mu? Yani uygulanmıyor. Aslında bilgimiz var. Yani Türkiye'deki bilgi birikimi hem örgütlerde, ben mesela hem kamuda hem de Türk Tabipler Birliği içinde çalışıyorum. Yani bu bilgiye aslında kamuda sahip. Fakat uygulamaya geçirmesi için gerçekten demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendika ve dernekleri bu ısrarlı çabasına ihtiyacımız olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bakın yine deprem bölgesinden bir arkadaşımın gönderdiği tuvalet ve yani buraya hangi kadın çıkabilir, hangi engellisini yıkayabilir, kapısının kilitlenmediği aşikar. Yani özellikle bu ortak kullanım alanlarının kapısının kilitlenmesi ve iyi aydınlatılması. Bir önceki konuşmacı söyledi yani bir okşama için bir tuvalet. Bunlar görünen örnekler. Bunu koymuştum çünkü belli ki daha uzun süre bu ihtiyaç listesine işimiz düşecek. Ve lütfen mutlaka ihtiyacı bu kadın paketlerinin içine şal koyalım. Başını kapatmak istiyorsa başını kapatsın, sütyensiz gezemiyorsa sırtına alsın. Ve bu paketlerdeki bu şey görüyorsunuz her seferinde el feneri var. O ortamda aydınlatmaya ihtiyacımız çok. Şimdi olumlu örnekler. Örneğin bu Hatay'daki TTB ve SES'in ortak kurduğu kadın sağlık birimi. Kadın arkadaşlarımız çalışıyor içinde gönüllü. Her tür kadın ihtiyacını insan onuruna yakışır bir şekilde ihtiyacı olacak herkese dağıtmak üzere ve her eksildiğini de yine imece usulüyle yapıyoruz. Evet renkli panolar yok ama sonuçta amaca hizmet eden psikiyatri polikliniği, kadın sağlığı polikliniği gibi yazabiliyoruz. Şöyle olabilir. Çünkü bu depremden alınmış bir şey. Giysiler gayet insan onuruna yakışır bir şekilde dağıtılabiliyor. Ya da böyle olabilir. Burada gayet iyi niyetli yardım dağıtım görevlilerini görüyorsunuz ama kadına bakın. Mutlaka dağıtım esnasında kadın görevliler olmalı.
bu hassasiyete önem gösterilmeli. Hı hı. Burada da iyi bir örnek var. Giysilerinden görevli oldukları belli. Üçü de kadın. Gayet uygun bir diyalog evet. görüyorsunuz. Örneğin bunu çok beğendim. Niğde Belediyesi çölyak hastaları için bir yiyecek büfesi kurmuş. Bu çok önemli. Aslında biz kamudan, şu an ben kamudan çölyak hastaları için yiyecek büfesi kurmasını beklemiyorum. Kamudan beklediğim temel barınma, beslenme, çamaşırhane, güvenliği sağlasın. Hı hı. Ve diğer sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve derneklerin önünü açsın, engellemesin. Bizler de var olan hastalarımıza bu yardımları yapabiliriz. Çünkü kamunun asıl görevi büyüğü yapmak. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi çamaşır yıkama ve kurutma yeri kurmuş. Fakat bunun tüm çadır kentlerde ve tüm birimlerde olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü hepiniz biliyorsunuz şu anda bit ve uyuz salgını var. Ve bunu sadece ilaçla tedavi etmemiz mümkün değil. Kişiler yıkanmadıkça, evet. giysileri temizlenmedikçe bu sorunla baş etmemiz mümkün değil. Peki. İyi, olumlu örnekler de sizi umutlandıran örnekler de gördünüz mü? Bu i̇şte tecrübeli. Bunlar beni umutlandıran örnekler. Hı 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 hı. Bunların kamu eliyle genelleştirilmesi gerekir. Hı hı. Bakın bu iyi bir örnek. Yemekhane çadırı yapılmış. Hı hı. Çünkü biz sağlık açısından yemeklerin yemekhanede yenilmesini, kadınların duyarlılığına özen gösterilerek hı hı. kadınların da burada yemek yemesini istiyoruz. Hı hı. Çünkü çadırlara taşınan yemekler hem bulaş nedeniyle sağlık riski oluşturuyor hem de çöplerin toplanmaması nedeniyle hastalık oluşturuyor. Ve oyun alanları. Kurulan yerler var ve bunları iyi örnek olarak getirdim. Hı hı. Fakat sahanın bu örneklerle dolu olmadığını da hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ve bir şey daha. Peki, buyurun. Afet olduğu için aile planlaması ve üreme sağlığı hizmetlerinden vazgeçemeyiz. Depremin ilk günlerinde hatırlarsanız bakanlık kadın doğumcuya ihtiyaç yok demişti. Aynı gün Türk Tabipler Birliği bu ay içinde 18 bin ile 24 bin kadın doğum yapacak diye bildirdi. Ve gönüllü kadın doğumcu arkadaşlar gittiler sahaya. Ne olursa olsun anne ve yeni doğanın hastalıklarının önlenmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi, aile planlaması yöntemlerinin devam etmesi için üreme sağlığı hizmetlerinin verilmesi gerek. Sahada bunu yine Türk Tabipler Birliği SES, ve hatta elimizde olan materyali kamudaki hekim arkadaşlar ve sağlık çalışanlarıyla paylaşarak dağıtmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Son turda, yani daha doğrusu ikinci yani ve son turda yine sizinle daha geleceğe yönelik ve yeniden inşaya yönelik de konuşuruz. Çünkü bütüncül bir sağlık tanımınız var. O sadece görüntünüzün iyi olması, kendinizi iyi hissetmenizle ilgili değil, birçok farklı komponenti, boyutu var. Onları nasıl bir araya getirebiliriz geleceğe yönelik diye kadın merkezli bir yaklaşımla özellikle bu konuyu 8 Mart'ta konuştuğumuz için ikinci turda da üstünde duralım isterim. Ve sizden bir rica aslında Neşe Hanım. Az önce paylaştığınız yardım kutularının içerisinde, kolilerin içerisinde ne olmalı vardı? Hani şal da olsun dediniz ya, onu açalım mı, orada dursun? Niyeyse şöyle düşündüm, belki ekran görüntüsünü almak isterler, belki buradan yardım göndermek isteyen dinleyicilerimiz de olursa en azından gözlerinin önünde olur. Çünkü bu çok o önemli. O zaman buna bir öneri yapayım. Evet, evet, evet. Hatta ben de çekeceğim mutlaka onu. Mutlaka büyük beden kadın çamaşırı olsun. Ve içinde tuman dediklerimizden olsun. Hı-hı. Çünkü bazı kadınlar sadece onlarla rahat Hı-hı. ediyor. Ve bu kitin içinde bence eksik olan iğne, iplik, makas ve çengelli iğneden oluşan bir dikiş seti olsun. Hı hı. Çünkü yapılan Cımbız. Çalışmalar gösteriyorlar ki büyük beden çamaşırı kadınlar eğer dikiş setleri olursa kendilerine uydurabiliyorlar. Ama hı. küçük beden için sorun. O zaman sorun olur. Peki, evet. çok teşekkür ediyorum. Bunların hepsi... Bu ince ince, nazik nazik ama çok önemli hayati dokunuşlar, oradaki hayatın
akışıyla ilgili olarak. O yüzden teşekkür ediyorum. Şimdi Merve Hanım, Merve Edizkan, jeoloji mühendisi. Siz de tekrar hoş geldiniz. Siz aslında apayrı bir yerden yaşadıklarımızı, tecrübe ettiklerimizi yorumlama gücüne ve bize anlatma gücüne sahipsiniz. Çünkü bir bilim dalında, bir bilim alanında üretiminiz var. Şu açıdan sormak isterim. 8 Mart kadın ve afet üzerine konuşuyoruz. Ancak bir deprem ülkesi olduğumuz bilincinden de uzak yaşıyoruz. Ve bütün bunları da hayat öyle bizi köşeye sıkıştırıyor ki niye? Entegre çözüm, farklı kavramlar arasında ilişkileri kurabilmek, bütün paydaşların el ele vererek çözüm üretmesi gibi yerlerden de sınanıyoruz bir taraftan. Dolayısıyla sizin bize tam da bu oturumda deprem ülkesi olmanın ne demek olduğunu, bizi nasıl etkileyebileceğini geleceğe yönelik ve bizim de bu planlamaları nasıl yapabileceğimize dair bugünden ne bilmemiz gerektiğini anlatmanızı rica edeceğim, katkı vermenizi rica edeceğim. Çünkü dediğim gibi hepsi el ele. Sizin anlatacaklarınız da bu yüzden çok önemli. Öncelikle Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Buradaki panelist arkadaşlarımdan bir farklılık olarak ben depremi bizzat Adana'da yaşadım. Ailemle birlikte Adana'daydık çünkü biz. Çok büyük geçmiş olsun. Ablamlar orada yaşadığı için kendilerine misafirdik. Adana'dayken biz bunu yaşadık. Kendim evet yer bilimciyim. Yaklaşık 10 yıldır meslek hayatıma devam ediyorum. Ama bir kadın olarak maalesef işte orada belki duyguları yönetmek devreye girmesi gerekiyor bunu yaşarken. 13 yaşında bir yeğenim var. Aynı odada kalıyoruz ve o sarsıntıda yapabildiğim tek şey kolumu üstüne atmaktı. Ve hiç başka hiçbir şey o an yapamıyorsunuz. Yani her şeyi biliyorum. Hani yapmam gereken her şeyi ama depremin büyüklüğü, hani bu arada da mesleki olarak şey de evet büyük bir deprem, çok uzun sürdü. Hani minimum 75 saniyeydi falan diye o an hemen beynimde dönüyor böyle ve bunun hani artçıların da büyük olabileceğini kestiriyorum. Ama o an başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evde 5 kişiyiz ve düşündüğünüz tek şey aile bireylerini bir araya toplamak. Hani bu şeydir ya, yatakta yakalanıyorsanız işte yatağın yanına cenin pozisyonu alın. Koltukta yakalanıyorsunuz o an yanına düşün. Onu hani orada uygulayabilmek maalesef aslında bence şundan kaynaklı, çocukken bize öğretilmediği için bunları afet yönetiminin belki de aile içinde bize çocukken verilmesi lazım. Çünkü o panikle tek yaptığınız evde bir işte birbirine ulaşma çabası. Yeter ki bir ara bir şey olacaksa bir aradayken olsun. Yani biz bunu bizzat yaşadık. O anda tabii ki artçılarının geleceğini düşünerekten aileyi bir araya topladığımızda Adana'daki apartman 16 katlıydı ve biz 8. katta bu salınımı yaşadık. Fazlasıyla deneyimledim. Şimdi herkes deprem olduktan sonra evlerine baktırıyor. Konutlarımız sağlam mı? Konutlarımız sağlam olabilir ama biz deprem evimizde mi yakalanacağız? Ya o yüzden bizim 81 ilimizde kamu kurumlarının, alışveriş merkezlerinin, evlerimizin her yerin sağlam olması lazım. Öncelikle evimize gittiğimiz işte kamu kurumlarına güveneceğiz ki o sağlıkla, güvenceyle belki o deprem anında yapılması gerekenler, felaket anında yapılması gerekenler onları yapabiliriz zaten. Ama güvensizlik olunca tek yapmamız gereken şey evin içinde bir koşuşturmacı oluyor. Ve biz 8 katı çok hızlı bir şekilde inerek evi boşalttık. Bir yandan hani şeyi düşünüyorum, şu an aşağı inmiyor olmamız lazım. Üstümüzde 16 kat kalıyor o anda. Ne kadar süre sonra artçının gelebileceğini bilmiyoruz tabii ki. Biz sağlıklı bir şekilde o binadan çıktık. Hani öncelikle tabii ki buna şükrediyorum. Ve hani evet. 8 Mart bugün keşke emeklerimizi kutlayabildiğimiz bir gün olsaydı. Maalesef böyle bir panel gerçekleştirmek durumunda kaldık. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet biz bir deprem ülkesiyiz. Ben 99 depreminde 9 yaşındaydım. Bunu o zaman çocukken yaşamıştık. Ama görüyorum ki ben 99 depreminden sonra maalesef çok yol kat edememişiz ülke olarak.
Belki binalar olarak kat etmiş olabiliriz. Yapı denetim yasaları çıktı, yönetmeliklerimiz değişti. Hani mühendislik anlamında bunları geliştirmiş olabiliriz ama biz depremin ertesi günü yola çıktığımızda, ki depremden ilk 24 saat çok önemlidir, inşaat ekipleri daha yeni o tarafa doğru gidiyordu, biz bu tarafa doğru geliyorduk. Korkunun yanında, aslında yaşamış olduğumuz korkunun yanında, bende yolda dönerken öfke vardı. Çünkü o kadar geç bir arama kurtarma başladı ki orada. Ve sonrasında düşündüğüm tek şey, biz de o an enkazda kalabilirdik. Yaşama ihtimalimiz demek ki çok düşükmüş. Yani çünkü kurtarılma olasılığımız çok düşükmüş. Adana'da çok fazla bina yıkılmadı. 19 bina yıkıldı. Ama bildiğimiz kadarıyla kurtarılan kimse olmadı. Ve ilk depremden sonra aslında 3 binaydı. İkinci depremde 19'da tamamlandı. Ve daha önce Adana'ya gidenleriniz bilir. Adana geniş bulvarlardan oluşan bir şehir. Ova, ama ovaya 16-20 kat imar açılmış. Binalar tabii ki hani imar açıldığına göre ona göre yapılmıştır. Öyle umut ediyoruz. Ama o geniş bulvarlar bile o can havliyle herkes yola çıktığı için tıkanıktı. O yüzden insanlar gitmek istediği yere, güvenli alanlara gitmekte çok zorluk yaşadı. Buna biz de dahiliz. Yani çünkü yüksek bir binanın yanında arabayı çekemiyorsunuz. Evet. Onun yıkılma olasılığı var. Açık alanlar, yani şehirleşmeler o kadar merkezi ki çok hani boşluklar olmadığı için çekebileceğiniz açık alanlar yok. Yani biz en sonunda 45 dakika ileride, yani tabii ki trafikte de var. Bu arada yol boyunca arabanın içinde bile biz sallandık. Yani depremler olmaya devam ediyordu. Polis bile koordine olamadığı için vatandaşlar trafiği yönetti. Arabalarından indiler ve trafiği vatandaşlar yönetti ilk sizin depremden sonra. Sizin bulunduğunuz Adana'da, siz binadan uzaklaşmaya çalışırken yaşadığınız aynen. Yani o kadar trafik sıkışmıştı ki. Çünkü yani öyle büyüklükteki bir depremde kimse evinde kalamazdı zaten. Herkes kendini dışarı attı. Burada tabii şu da çok önemli. Siz jeoloji mühendisisiniz. Bu sizin birebir bildiğiniz, çalıştığınız alanınız. Bir bilim insanısınız siz. Bütün bu bilinçle bile gelen deprem aslında ne kadar zorluyor hepimizi, o anda çözüm üretmek, o anda kendimizi güvene almakla ilgili olarak. Ve tabii bunun üzerine en başta konuştuğumuz kadın olunca, çocuk olunca, erkek olunca tecrübelerimizin, acımızın aynı tecrübelerimizin farklı olduğu gerçekliğine geliyoruz. Dolayısıyla ben sizden aslında birazdan o son turda da, yine ileriye yönelik konuştuğumuz turda da bir deprem ülkesinde yaşadığımız bilincini biz nasıl içselleştirebiliriz? Size ve size iki değerli konuğuma onu sormak istiyorum. Çünkü önce yerin altını tanımalıyız ki yerin üstünde de uyumlu bir hayat kurabilelim diye formüle etmeye çalışıyorum kafamda. O açıdan da destek verirseniz sevinirim. Şimdi şöyle, bizim bir 15 dakikamız var ama sorusu olan var mı diye bir dönmek isterim. Ne durumdayız? İlk kalkan el. Haydi bakalım, sizi gördüm. Var mı mikrofon yakınlarda? Çok teşekkür ederiz, biz de öyle. Bizim Eskişehir'in şöyle bir sorunu var. Bizim sokaklarımız çok dar. Caddelerimiz çok dar. Böyle bir deprem olduğu zaman inanın bağlarda kimse kimseyi bulamaz. Ne yapmamız gerekiyor? Şehrimizi nasıl genişletebiliriz, caddelerimizi, sokaklarımızı? Biz çok sıkıntı yaşarız diyorsunuz ya. Adana'da çok büyük geniş alanlar var. Bizde öyle bir şey yok. Bunun için biz ne yapabiliriz şehir olarak? Peki şehir teşekkür olarak ederim. Ne yapabiliyorsunuz? Peki çok teşekkür. İsminiz de bize sorun. Melike. Melike Hanım, teşekkür ederim. Buyurun beyefendi. Bu istibdat altında ve kuşatma altındaki son 8 Mart olduğu için öncelikle çok mutluyum. Büyük bir devrim gerçekleşti 15 Mayıs sabahında. Ve Eskişehir olarak şu anda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde buranın tıklı tıklı olması gerekiyor. Kimsenin başka bir işi olmaması gerekiyor bu kadın devrimi için. Şu ondan dolayı üzgünüm. Şöyle bir şey diyeceğim. Çok doluydu salon. İlk başta. Evet ama. Ama program uzun bizim. İki dönmeleri gerekiyor. Burada olmaları gerekiyor. Yani ben buradaysam kadınların da burada olması gerekiyor. En azından ekmek ve gül devriminin devamı için. Selin Işık Hanım'a bir sorum var benim. Şu anda deprem sonrası bir özellikle 3 gün içerisinde depremden sonra, daha doğrusu bir hafta diyeyim.
Sürekli deprem konuşuyordu. Yani herkes konu deprem konuşuyor. Kafamı çevirsem deprem, televizyon açıyoruz deprem. Sonra biz tabii deprem ülkesinde yaşayan insanlar olarak her ne kadar jeoloji ile ilgili terimleri deprem sabahında öğreniyoruz ya, psikolojik terimleri de ben açıkçası kendi adıma bir terim öğrendim. Üstlenilmiş travma. Yaşadığım şey buymuş. Çünkü sürekli deprem konuşuyoruz. Yani deprem acısını sanırım siz daha iyi bilirsiniz. Üzerimde hissettiğim için bunu mindfulness tekniğiyle açtım ben. Şimdi siz en azından ben size şu şekilde sormak istiyorum. Bunun bir tekniği ne olabilir? Mesela insanlar açısından üstlenilmiş travmayı bizim aşmamız için insanlar ne öğrenirsiniz teknik olarak? Ben kendi adıma mindfulness tekniğiyle açtım da. Öyle bir sorum vardı. Çok teşekkürler. Çok da insanı ilgilendiren bir soru. O yüzden sağ olun gündeme getirdiğiniz için. Var mı başka soru? Tamam, şu an için. Buyurun hanımefendi. Tabii ki. Tamam. Mikrofon geldi size. Mikrofon geldi. Çok güzel bir şey ama şöyle bir şey var. Eve gittiğinde hesap vermesi gereken erkek egemen toplum var. O yüzden kadınlar burada değil. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, var mı başka yorum, soru? Yok, siz saatinize bak. Bir an soru sordunuz sandım ama saatinize baktınız galiba. Tamam, peki. Eğer konuklarımız saatine bakmaya başladıysa hızlanalım demektir. Haydi bakalım o zaman. Çünkü bugün evet. Saat 18.30'da Demokratik Kadın Platformu'nun kadın yürüyüşü var. O yüzden de biraz sıkıştı zamanımız. Biz saat başında bitireceğiz. Dolayısıyla bu iki soruya cevaplarla ilerleyebiliriz. Buyurun sizinle başlayalım Selin Hanım. Üstlenilmiş travma nasıl aşılabilir? Bununla ilgili aslında herkesi ilgilendiren tavsiyeler olacağı için siz buyurunuz. Sonrasında da şehir planlama açısından bir değerlendirme istendi. Belki Elbirli ile o soruya da bakabiliriz. Buyurun. Gerçekten çok teşekkürler bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü sunumlar hazırlamıştım ben de ama Afşin Hanım'la hani daha böyle sohbet havasında olsun diye göstermek istememiştim sunumları. Bu da içerisindeydi. Hani bu soru da gerçekten içerisindeydi. Son zamanlarda medyada şu var. Travmatik bir olay yaşanıyorsa onu unutturmak için ya da onun üstünü kapatmak için, ondan uzaklaşmak için neler yapabiliriz olayı var. Bir ay oldu deprem olalı. Bu depremzedeler için çok uzun bir zaman ya da deprem destek göndermek için oraya çok uzun bir zaman. Ama travma dememiz için çok kısa bir zaman. Şu an herhangi birisinin travmaya sahip olduğunu ya da travmatik olduğunu söyleyemeyiz. Bu bir. İkincisi, panik yapmak normaldir. Panik yapmak anormal bir durumda böyle bir tepki vermek, hepimizin böyle bir tepki vermesi en normal şeylerden birisi gerçekten de. Yani devamlı olarak depremden konuşmak, devamlı olarak depremle ilgili haber almaya çalışmak, depreme maruz kalmak. Bazı zamanlarda şeyi duyuyoruz. İşte gündem değişti, gündemi değiştirmeyelim, deprem bizim gündemimiz olsun diyoruz. Mesela gündem değiştiği zamanlarda, depremden bahsetmediğimiz zamanlarda depremi gündeme koymaya çalışıyoruz. Ama bazı zamanlarda bu çok travmatik bir olay. Hani biz de travmatik oluyoruz. Bir yandan bununla başa çıkmamız gerekiyor, bundan uzaklaşmamız gerekiyor. Belki şu anda bizim ciddi anlamda oturup deprem hakkında konuşmamız gerekiyordur. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde ne hissediyoruz, ne yapıyoruz, neler iyi geliyor. Evet, mindfulness tekniği kimi insana göre iyi geliyor. Ama kimi insana göre, ya ben şimdi bundan konuşursam onun canını sıkacağım. Mindfulness yani farkındalık, o ne? Onu biz anlatır mısınız? Mindfulness, siz anlatmak ister misiniz mindfulness'ı? Mindfulness, bizim çok stresli olduğumuz zamanlarda birazcık stresli ortamdan uzaklaşmak adına kendimize soyut bir güvenli alan oluştururuz. Meditasyon tekniği gibi, tam meditasyon da değil, nefes egzersizi ya da kas egzersizleri, ki rahatlama egzersizleri anlamına geliyor. Stresli ortamdan bir an için uzaklaşmak için ya da günlük yaşamın stresinden bir an için uzaklaşmak için uyguladığımız teknikler anlamına geliyor. Çok teşekkür ederim. Belki daha fazla araştırmak isteyen ya da dinlemek isteyenler de olur. O yüzden ben farkındalık diye de söyledim ki aramaları kesinlikle, kolay olsun diye. Evet. Kesinlikle. Bunu paylaşacak ortamımızın olması, güvendiğimiz ortamlarımızın olması da bizim için önemli. Yani sadece üstesinden gelmek, tamam depremle ilgili bir olay oldu, bu bende travma yaratıyor ve benim bunu unutmam gerekiyor. Bunu yapamıyorsanız, bunu yapamıyorsunuzdur. Belki paylaşmanız gerekiyordur. Çevrenizle paylaşmanız gerekiyordur. Profesyonel destek veren insanlar var ya da mahalle kuruluşları vesaire var. Onlarla belki paylaşmak gerekiyordur. Benim
bakış açım biraz daha sosyal psikoloji, politik psikoloji bakış açısından ve afetler benim alanım. Hani afetler üzerine genellikle eğitim sürecimi getirdim. Ve panik yapmayın yargısı en büyük suçlayıcı yargı. Ya da travmadan uzaklaşın yargısı en büyük suçlayıcı yargı. Sen boş yere panik yapmıyorsun, sen boş yere travmatik hissetmiyorsun. Bunun bir nedeni var. Onun atlatılması gerekiyor. Bireysel rahatlama da bazı zamanlarda paylaşmayla oluyor. Bir araya gelip paylaşmamız gerekiyor bazen. Medyatik söylemlerin aksine ben böyle düşünüyorum. Nerede bu efendim? Nasıl? Bayağı, duyamadım, kusura bakmayın. Esmek'te nefes egzersizi çalışması yapıldı. Şurada hemen yanda Duygu Hanım bayağı faydasını gördük. Nefes egzersizi anda kalmayı sağlar. Anda kalmayı sağlar ve diyafram nefesiyle insan kendini daha rahat hisseder. Böyle yarım saat bir nefes egzersizi çalışması insanın kendini meditasyon gibi olumlu bir değişiklik yaratabilir. Teşekkürler. Kesinlikle. Çok teşekkürler söylediğiniz için. Her teknik farklı insanda farklı şekilde işe yarayabiliyor. Kimi insanda, çok fazla insanda ben nefes egzersizlerinin işe yaradığını gördüm. Bazı insanlarda, bazı durumlarda mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan insanlar oluyor. Onlar da bunları uygulamak bazı zamanlarda zorlaşabiliyor. Eğer size iyi geliyorsa tabii ki de uygulayın. Ama iyi gelmiyorsa da suçlamayın kendinizi. Mutlaka size uygun olacak bir teknik vardır. Teşekkürler çok, bu arada. Çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkürler. Böyle birbirimizden öğrenmeye de fırsat oluyor. Siz de sağ olun ayrıca. Beraber aşacağız. Böyle öğrenerek İnşallah gideceğiz. Kesinlikle. Buyurunuz. Biliyorum efendim, şehir planlaması sorusu bu ama siz kendi alanınızdan sordu, size geldiği için destek vermek istersiniz. Burada belediyeden şehir planlamacı arkadaşlarımız var mı bilmiyorum ama son baktığımız verilere göre Eskişehir'in bildiğim kadarıyla %85 bina potansiyeli zaten 99 depremi öncesi yapılan binalar. Doğrudur değil mi? Yapı stoğumuz 99 depreminden önce. Bu yüzden Eskişehir merkezden dışa doğru bir imar yapısı gösterdiği için Eskişehir'in tamamının yenilenmesi için belki tamamının yıkılıp ancak geniş sokaklar o şekilde oluşturulabilir. Ama tabii ki ben şehir plancısı dostumuza sözü vermek istiyorum. Mikrofon varsa Senem Hanım daha iyi açıklar. Selim Hanım, sizden kısaca destek rica edelim. Özetlemeye çalışacağım. Evet, lütfen. Mümkün olduğu kadar Arşin Hanım. Hanımefendinin dediği gibi şehir plancısıyım. Yaklaşık 23 yıldır belediyede çalışıyorum. Planlama servisinde başladım. Şu anki görevim genel sekreter yardımcılığı. Planlama geçmişine gelince Eskişehir'in ilk planları 56 yılına dayanıyor. Daha sonrasında 80 yıllarında bir revize Nazım Plan var. 89 yılında grup grup uygulama planları dediğimiz kat kararların verildiği etaplara geçiliyor. En son biz 2001 yılında burada üniversitelerin akademik olarak yaklaşımını önemsediğimiz için Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nde jeolojik etütleri yenilettirdik. Daha öncesi gözlemsel etütlerdi bunlar. Siz daha iyi bilirsiniz meslek olarak. O jeoteknik etütler doğrultusunda 2002 yılında revizyon Nazım İmar Planımızı yaptık. Sonrasında da binlikler yenilendi vesaire, günümüze kadar geldik. Yani planlama geçmişi biraz daha eski, 56 yılına dayandığı için. Hani biraz önce söylediğiniz son cümle vardı, işte şehri alıp başka yere koymak gibi bir lüksümüz yok maalesef. Öyle bir şey yapamıyoruz. Eskişehir'in şöyle bir şanssızlığı var. Genç alivyon zemin üzerinde, siz de biliyorsunuz. Yer yer eski alivyon dediğimiz zeminler de var. Sıvılaşma düzeyleri çok yüksek. Ama bizim yaşadığımız değişik süreçler var. Hemen kısaca özet geçeyim. 2002 yılında bu Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı jeolojik etütleri imar planlarını aktarırken mesela biz orada fay hatlarını Afet İşleri Genel Müdürlüğü onaylamıştı o dönem. Zaten onun onaylamadığı hiçbir şey imar planına işleyemiyoruz biz. O dönemki yetkili kuruluştu. Ama şimdi Karabayır Bağları dediğimiz yerden, işte bizim Osman Gazi Üniversitesi'nin yurt yerleşkesinin altından Mamuca bölgesi dediğimiz sağlam kayalık zeminlere doğru giden bir fay hattımız vardı. Afet İşleri'nin onayladığı etütlerde. Biz bunu plana işledik, kıyamet koptu. O etütlerde de dendi ki bu fay hattının etrafında 50'şer metre koruma bandı koyacaksınız. Biz de koyduk plancılar olarak.
Ama yapı yasağı olarak da taradık bunu. Altına ağaçlanacak alan bıraktık. Ama böyle belediyeyi bastılar. Vatandaşların da bu konuda biraz duyarlı olması gerekiyor. Şimdi de aynı çalışmaları yapıyoruz. Hı hı. Üzerinden 20 yıl geçti. Geçen sene onaylandı Temmuz ayında. Tekrar bir Nazım planımızı onaylatalım dedik. Bindiklere tekrar geçelim, ele alalım. Ama onda da kıyamet koptu. Yani vatandaşın da bu konuda biraz duyarlı olması gerekiyor. Hı hı. Beyefendinin hı hı. sorduğu soruya gelince bizim evet böyle dikey, ışınsal dediğimiz planlama caddelerimiz var. İşte Atatürk Caddesi dediğimiz, Yunus Emre Caddesi dediğimiz bitişik nizam 8 katlı binalar var burada. Oradan da çok soru alıyoruz son zamanlarda. Özellikle depremden sonra. Ama elimizde sihirli bir değnek yok. Hiçbir belediyenin böyle kalkıp da işte ben burayı yıkacağım, sizi de güvenli yerlere alacağım gibi bir argüman yok. Onun dışında yasalar eksik. Onu belirtmek isterim. Mesela kentsel dönüşüm için bir uygulama yönetmeliği hala yok. Yasa var. Hatta belediye kanunu belli maddesinde geçer bu. Ona ilişkin uygulama yönetmeliği hala yok. 6306 sayılı bir yasa var. Afet riskli alan ilan ettiğimiz merkezde Eskişehirliler bilir. O bakanlıkla yazışması 10-12 sene sürmüş bir alan. Yani belediyelerin tek başına çok fazla adım atma şansı yok. Peki. Ne olabilir? Hani imar planında siz çizebilirsiniz. O biraz önce bahsettiğim caddeleri genişleterek yol dersiniz. Kamulaştırma kararı alırsınız ama takdir edersiniz ki bitişik nizam 8 katlı bir binanın kamulaştırma maliyetinin altından kalkmak mümkün değil. Burada hükümetin bunu önemseyerek belediyelere destek olması gerekiyor. Plan anlamında, mevzuat anlamında aşılması gereken çok yolumuz var bizim. Hı hı. Biraz yalnız kalıyoruz belediye olarak. Peki. Vatandaşın da buradan bilgilendirilmesi adına iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Az önce hanımefendinin sorusu sokaklar dar ve ondan ötürü yaşadığı endişeydi. Ama şu an geldiğimiz noktanın çok önemli olduğunu naçizane düşündüm, söylemem lazım. O sokakların dar olması ya da şehrin ne şekilde planlandığına dair vatandaşın yaşadığı endişenin talebe dönüşmesi anladığım kadarıyla sizler için de itici güç oluyor. Yani vatandaş bunu talep ettiği zaman... Tabii ki. Biz bu sorunların hepsinin farkındayız Afşin Hanım. Evet. Hepsinin farkındayız ama hı-hı. anayasamızda da yer aldığı üzere mülkiyet hı-hı. hakkı. Şimdi biz hı-hı. onun önüne geçip de ben senin binanın olduğu yeri yol çiziyorum, park çiziyorum, yeni hı-hı. yere gönderiyorum. Öyle hı-hı. bir ütopik durum yok yani. Tabii meslek olarak bizim plan yaparken altlıklarımız oluyor. Bunun en önemli girdisi jeoteknik etütler. Bunları dikkate almaya çalışıyoruz yıllardır. İşte tarım etütleridir vesairedir falan ama özetle dediğim gibi şu anda var olan imar planlarını düzenleme aşamasındayız tekrar. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak işin başından peki. beri sağlıklı bir zeminde götürmeye çalışıyoruz işi. Ama eksik mi? Evet eksik. Gücümüz tam mı? Değil. Hani hı hı. o yüzden biraz daha bizi böyle destekleyecek biraz hükümet politikalarının geliştirmesi gerekiyor. Hiçbir belediye bunun altından kalkamaz. Ve vatandaşın talebinin hep devam etmesi gerekiyor. Tabii. Yani bu konuda da eşitlik konusunda da aklımıza gelen her türlü toplumsal meselede vatandaşın talebine yol açacak siyasetin oluşması için aynen. bireylerden buradan gelmesi gerekiyor. O yüzden evet sokaklar ve bu konuda ne yapabiliriz diye hep sormaya devam etmek gerekiyor. Sadece bu salonda değil 85 milyon sormamız evet. gerekiyor. Ben bu konuda çok bir şey ekleyebilir miyim? Kısaca lütfen sonra yavaş yavaş vatandaşın da kendini lazım. Güvenli tarafta kalacak şekilde talepkar olması lazım. Şimdi kentsel dönüşme girecek binalarda vatandaş diyor ki benim burada evim 180 metrekareydi. Kaç yıl önce yapılmış, yönetmelikler değişmiş. Hı hı. Ev küçülüyor biraz tabii ki asansör boşluğu. Ama ben aynı boyutta, aynı hı hı. metrekarede ev istiyorum. Hı hı. İşte güney cephe olsun. Şimdi orada bu taraftan bakınca vatandaşın da birazcık kendini güven. Tamam güneye bakmasın ama hı-hı. kendin sağlıklı bir binada otur. Hı-hı. Hani vatandaşların da bu konuda bilinçli olarak hareket etmesi lazım. Ben son tabii, tursa eğer evet, şey yapayım. Şöyle evet deprem bölgesiyiz. Bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bizim iki tane büyük şiddeti büyük deprem üretecek fayımız var. Aynı zamanda Eskişehir fayımız da var. Ama Eskişehir fayımız hocalarımıza göre maksimum büyüklüğü 6.4-6.5 büyüklükte deprem üretebilecek bir fay. Yine hocalarımıza göre 1000 yılda bir bu büyüklüğü zaten enerji olarak toplayabilecek bir fay. Hı hı. Biz Eskişehir'de
aslında şu konudan da şanslıyız. Birazcık belki de hocamızın yüksek kata çok izin vermemesinden dolayı da şanslıyız. Bunda da vatandaşlarımızın kıymetini bilmesi lazım. İşte bu arsa paylarını arttırmak şeysiyle işte kat arttırımı isteyen vatandaşlarımız lütfen bu baskılarla belediyelerimize gitmeyin. Eğer orada kat verilmiyorsa bunun evet. bir sebebi var. Buradan da ulaşabildiğimiz vatandaşlara bunu iletmek istiyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ve Neşe Hanım sizinle bitirelim. En baştaki bütüncül sağlığa geliyor. Biz bugün afet ve kadın ilişkisini konuştuk. Ama biliyoruz ki bir parça hasta olduğu sürece öbür parça da iyi olamıyor. Biz bunu pandemide de gördük. Bugün deprem felaketi sonrasında da görüyoruz. O yüzden bu bütüncül sağlıklı olabilme çabamıza dair bugünün anlamına da yönelik ne söylersiniz? Sizin sözlerinize bitirelim. Kavramı tekrar söyleyeyim. Biz sağlığı bedensel, ruhsal, sosyal ve siyasal tam iyilik hali olarak tanımlıyoruz. O zaman tüm sektörler bu iyilik halini sağlamak için üzerine düşen her şeyi yapmalı. Yani hı hı. bunun içinde barınma, çevre düzeni, aklımıza gelecek her şey var. Ve bu konuları çok konuşmaya, planlama yapmaya, her şeye hazır olmaya ihtiyacımız var. Hı hı. Herkesin kendi örgütünde hazırlıklarının yetmediğini deprem bize bir kez daha gösterdi. Bir arada daha koordine çalışmaya, kamuyu da bizimle koordine çalışmaya ikna edecek süreçlere ihtiyacımız var. Ben bunun bu şehirde başarılabileceğine inanıyorum. Muhakkak mahalle örgütlenmesinden il örgütlenmesine kadar sağlığın genel iyilik halini sağlamaya başlamalıyız. Onu sağladığımızda da hem güvenli evlere, güvenli yollara, güvenli iş yerlerine, güvenli hastanelere kavuşacağız diyorum. Çok teşekkür ederim. Hem bu panelde bize katkı veren konuklarımıza hem de gündüz öğleden sonra başladık ve devam ettik. Çok büyük emek var. Hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ekipleri çok büyük emekler verdiler. Şimdi bana hadi bitir yoksa tren kaçacak diyen Pınar Hanım siz ve bütün ekip arkadaşlarınıza çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Kutlu olsun 8 Mart. Sağ olun.